Mayıs saymaz 27 ay sonra bir faiz artırımına gidildi ki Naci Ağbal faiz artırdığı için görevden alınan bir isimdi Merkez Bankası Başkanı. Sen nasıl değerlendirirsin? Yani geçen hocam 23 Nisan'daki, geçen 2 ay önceki demecini söyledi Sayın Cumhurbaşkanı. 24 Nisan 2023 tarihinde. Son 2 yılda böyle birden çok demeci var Sayın Cumhurbaşkanı. Ben net demeçler veriyorum. Evet, asla artmayacak. Faiz artmayacak. Ben buradayken faiz artmayacaktır. Faiz daha da düşecektir. Ama faizi, şimdi şöyle diyor, ben orada değilim artık diyor. Öyle bir açıklama yaptı. Yani faiz, bence olmaz tabii. Hayır, tabii. Sonuç olarak şöyle diyor, ben bir yetki verdim, eninde sonunda o faizi düşürecektir. Mehmet Şimşek bunu söylüyor, faizi düşürecektir diyor, enflasyonu düşürecektir. Şimdi öyle katı cümleler kurdu ki Sayın Cumhurbaşkanı, öyle net ifadeler kurdu ki geri dönmesi zor. Yani ben burada, biz iktidarda olduğumuz sürece faiz düşecektir dedi. Faizin düşmesine bağlı enflasyon da düşecektir dedi. Tabii. Faiz zaten sebep, hipotezi o biliyorsun. Evet, faiz sebep enflasyon sonuçtur dedi. Ve daha sonra bunu kuvvetlendirmek için, perçinlemek için Nas örneğini verdi. Yani Kur'an-ı Kerim'de faizin haram olduğuna dair açık hükmü getirerek miting konuşmalarında kullandı ve dedi ki yani sınav ortada nasıl varsa sana bana ne oluyor dedi. Şimdi ya 2 yıldır bunu defalarca dinledik. 2 yıldır bunu eleştirdik de dedik ki yani sizi nas diye gerekçelendirdiğiniz ve faizi sebep enflasyonu sonuç olarak gösterdiğiniz bu denklem sonuç vermeyecek. Bu Türkiye'nin ekonomik anlamda değil ferah çıkmasını sağlamak daha da yıkımı katmerleyecek dedik. Cumhurbaşkanı seçime kadar bunu savundu. Seçime kadar bu politikanın arkasında durdu. İşte seçime birkaç ay kala halen daha faiz düşürme telaşındaydılar. Faizi yükseltecek olanları görevden aldılar. Naci Ağbal. Evet. Bunun örneği. Faizi düşürmesi için Şahap Kavcıoğlu'nu getirdiler. Sebebi söyle İsmail, seçim. Ki tabii. Sadece ki ondan seçim. Önceki 2 Merkez Bankası'nın da kaderi aynı şekilde değişmişti. Ki Murat var orada. Evet. Murat Çetinkaya ve Murat Uysal. Onlar da benzeri süreçler sonunda gidip geldiler. Yani yanlış hatırlamıyorsam Murat Uysal ya da Çetinkaya faizi düşürmeye direndiği için gitmişti. Onun görevi değişmişti. Dolayısıyla son 4 Merkez Bankası Başkanı'nın ikisi faizi yükseltti, ikisi faizi düşürdü ya da zamanlamasını ayarlayamadıkları için gittiler. En sonunda Şahap Kavcıoğlu geldi. Şahap Kavcıoğlu zaten henüz Merkez Bankası Başkanı olmadan önce Yeni Şafak Gazetesi'nin köşesinde faiz düşürmesini savunan bir insandı. Dolayısıyla onu alıp Merkez Bankası'nın başına bu yüzden koydular. Attığı manşetten sonra Naci Ağbal'la ilgili attığı manşetten sonra. Ve Naci Ağbal gitti, Lütfü Elvan gitti. Klasik ekonomi politikasını uygulayan o bürokratlar gitti. Yerine Nurettin Nebati, yerine Şahap Kavcıoğlu geldi. Şimdi bütün bu aralıkta Cumhurbaşkanı da bu görüşün arkasında durdu. Daha doğrusu Nurettin Nebati ile Şahap Kavcıoğlu gibi lokal kişiler ve politikacılar. Yani biri AK Parti'de milletvekili, orta düzey bir iş adamı, tekstilci. Diğeri ise bir iktidar yanlısı gazetede ekonomi yazarı. Türkiye ekonomisini bu iki vasıf yönüyle çok tartışmalı olan bu iki isme devrettiler. Zaten vasıf yönüyle tartışmalı olmasalar birinin yerine Mehmet Şimşek Amerika'dan yani İngiltere'den gelmezdi. Diğeri de Amerika'dan gelmezdi yani. Şimdi dolayısıyla bu kadar vasıf yönünden problemli insanları niye tercih ettiler? Çünkü Tayyip Erdoğan'ın seçim öncesi uygulayacağı politikayı hayata geçirebilecek iki insandı bunlar ve onları tercih ettiler. Nurettin Nebati gelir gelmez zaten bizim kur hep o şeyi unutuyorum. Kur korumalı. KKM. Kur korumalı mevduat sistemini getirdi. Bu yolla dövizi 18-18,5'lardan 11'e doğru gerilettiler. Zaman içerisinde o döviz zaten 19'u buldu. Bu arada faizi baskıladılar. 8,5'a kadar adım adım indirdiler. Faiz kendi gerçekliğini kaybetti. Piyasada artık 2 kur sistemi ve gerçekten 2 faiz sistemi oluşmaya başladı. Ve Cumhurbaşkanı öyle istediği için bu böyle oldu. Cumhurbaşkanı Nurettin Nebati ya da Şahap Kavcıoğlu tarafından bir yanlışa sürüklenmedi. Bir
bir aldatmanın konusu haline gelmedi. Cumhurbaşkanı hemen hemen herhalde onlarca kez ben ekonomistim dedi. Ben ekonomiden anlarım dedi. Benim uzmanlığım ekonomi dedi. Faiz sebep enflasyon sonuç dedi. Ve Türkiye'de faizin olabildiğince düşüleceğini söyledi. Peki şimdi bu Cumhurbaşkanı'nın bugüne kadar sürdürdüğü bu politika büyük maliyetler ödenmesi karşılığında büyük bir külfeti Türk toplumunun sırtına yükleyerek, milyonlarca yoksulun sırtına yükleyerek, milyonlarca yoksulun cebindeki kenara kıyıya ayırdığı parayı onun cebinden alarak uygulandı. Uygulandı ve Türkiye borç batağına sürüklendi. Zaman zaman sükse denilen büyük altyapı yatırımlarına olağan dışı ödemeler yapılarak, hazine garantili ödemelere büyük kaynaklar aktarılarak, KKM'ye milyonlarca insandan servet aktararak ağır bedeller ödendi. Ve şimdi bu sistem duvara çarptı. Duvara çarptı ama hiç kimse bize, başta Erdoğan olmak üzere hiç kimse bize bu sistem değişikliğini anlatmıyor. Ne oldu da bu sistemi tercih ettiniz? Ne oldu? Tamam, Merkez Bankası'nın faiz artışında gerekçelendirdiği birkaç unsur var. Ona geleceğim. Ama ne oldu Sayın Cumhurbaşkanı? Nasıl mı değişti? Kur'an-ı Kerim, Cenab-ı Allah diyor ki kıyamet gününe kadar bizim tarafımıza korunacaktır. Geldiği günkü gibidir ve kıyamete kadar korunacaktır. Öyleyse hükümler de öyledir. Kur'an-ı Kerim'de açık hükümdür bu ya. Haram yani. Bunlar tartışmasızdır burada. Bazı Kur'an-ı Kerim'de bazı hüküm, emir ve yasaklar ilelebet tartışmasızdır. Yani siz içkinin haram olduğuna dair hükmü Kur'an-ı Kerim'de görmüşsünüz. Efendim bu bana göre helal diyemezsiniz. Domuz eti haram demiş ve onu siz helal kılamazsınız. Aynı şekilde faiz içinde haram olduğu açıkça belirtilmiş ve Cumhurbaşkanı sırf kendi politikasını ikna topluma dayatabilmek için faiz sebep enflasyon sonucu hayata geçirebilmek için NAS'a başvurdu. Peki NAS ne oldu kardeşim? NAS ne oldu? Sayın Cumhurbaşkanı bir açıklaması yapması gerekmez mi? Bugüne kadar siz topluma bunca külfeti yüklemek pahasına neden faizi 8,5'a kadar inme yönde karar aldınız? Neden dövizi baskıladınız? Buradan doğan maliyeti neden sırtımıza yüklediniz? Ve neden bunu asla açıkladınız? Şimdi ne oldu? Bu politika değişikliğinin sebebi nedir? Bu soruya cevap vermeyecekler. Çünkü bu sorunun cevabı şu. Bizim liyakatsizliğimizdir. Bizim beceriksizliğimizdir. Bizim iş bilmezliğimizdir. Buna katılmıyorum. Ve uyguladığımız politika ve Türkiye'nin kaynaklarını biz seçim ekonomisi için seferber ettiğimizden bu toplumu, bunun külfetini bütün bir topluma yükledik. Biz AK Parti'yi iktidarda tutabilmek adına masraf ettik ve bu masrafı da 85 milyona böyle ödettik. Bunu demek zorunda kalacaklar ve diyemiyorlar. Bunun temel sebebi budur. AK Parti kendi seçim giderini bize ödetti. Ödetti ve şimdi oradan çark ediyor. Fakat ben gerçekten merak ediyorum. Yani başta AK Parti seçmenleri olmak üzere inananlara, müminlere soruyorum kardeşim. Ya bu nasıl tam sakızı mıdır bu kadar çekip çekip uzuyor? Bu nasıl bir şeydir? Yani Cumhurbaşkanı açısından şu soruya cevap vermek bir zorunluluk olmuştur. Peki faiz değiştiğine göre NAS da mı değişti? Kafanıza göre bu nasıl değiştirdiniz mi siz? Öyle ya, faiz haram olmaktan çıktı mı? Ya da faizin haram yüzdesi mi değişti? Öyle ya, güne kadar 8,5'a kadar helaldi, şimdi artık %15'e kadar mı helal? Nasıl açıkladınız bunu? Ve onun bu görüşüne katılan, cevaz veren, başta Diyanet, çeşitli irili ufaklı tarikatlı olmak üzere susuyorlar. Niye susuyorsunuz hacılar? Mollalar niye susuyorsunuz? Konuşsanıza kardeşim. Her seçim döneminde AK Parti'ye fetva mahiyetinde destek veren değil misiniz? Her seçimde yapmadınız mı? 28 Mayıs ve 14 Mayıs seçimlerinden önce siz fetva yayınlar gibi AK Parti'ye destek çağrısı yapmadınız mı kardeşim? Siz bütün bunları efendim İslami hayatın güç bulması adına yaptığını söylemediniz mi? Ben baktım o bildirilere, İsmail Ağa'ya, Menzil'e. Efendim milli manevi hayatımızın şad olması için, İslam'ın egemen olması için. Oy veriyoruz cümleleri kurmadınız mı? Bak oy verdiniz faiz arttı. Ne buyuruyorsunuz? Gelin bir açıklama yapın. Cübbeli Ahmet bir açıklama yapın lütfen. Efendime söyleyeyim, Menzil'in ağaları, İsmail Ağa'nın beyleri bir açıklama yapın. Duyalım sizi ya. Hacılar niye sesiniz çıkmıyor? Bir açıklama gerekiyor. En azından Diyanet'in susmaması gerekiyor. Ve aldıkları önlem de bu arada şunu söyleyeyim. Hani nasıl bunlar açısından Allah'ın emir ve yasakları, tövbe, Allah'ın emir ve yasakları bunlar açısından
Bir parti, bir propagandadan ibaret. Günü geliyor, onu kullanıyorlar. Günü geliyor, bunu yani kullanıyorlar. Emir ve yasakları. Ya kimsede bu hak yoktur. Cenab-ı Allah'ın emir ve yasakların eğip bük bak hiç kimsede yoktur. Ya bunlar seçimden seçime kullanabiliyorlar. Bu seçimde öyle diyor, geliyor öbür seçimde. Efendime söyleyeyim, başka bir biçimde ifade ediyor. Nasıl bakandan bakana değiştiğini, nasıl seçimden seçime değiştiğini, nasıl Merkez Bankası'ndan bir Merkez Bankası'ndan diğerine göre değiştiğini bize AK Parti öğretti. AK Parti gösterdi bunu. Şimdi peki burada kalacak mı? Burada kalmayacak. Birdenbire radikal faiz bir yükseltmesi almaz. Anlamında bu bir şeye yaramadı ki. Doğru. Şimdi ekonomistler normalde faizi, aynı fikirde. Şimdi bak. Birdenbire bence daha radikal bir artış yapacaklardı ve bunu adım adım yapmaya karar verdiler. Aşamalı olarak yapmaya karar çünkü verdiler. Çünkü mevduat faizleri edirecek, falan da yükselecek edirecek. Yani. Hayır. Hepsi yükselecek şimdi faizleri. Birdenbire yaparlar. Aslında bazı ekonomistler diyor kardeşim buna ne gerek var? Radikal bir artış yapın. 30'a 40'a koyun siz bunu. Bazıları diyor ben o kadar da hani çünkü bunu kredi faizleri %40'a dayanırdı. Zaten bir onlar... anda biterdi. Hayır. Ama hocam ben size geçen hafta siz %25 demiştiniz. Yok, ben de dedim ki. Geçen hafta %25 demedim. Başta %25 konuşuldu dedim doğru ama geçen ben hafta size gelen bilgiler... Ben size bunun bir sıkıntısı olmayacak mı dedi birden yükseltmenin. Evet, öyle bir şey konuşuldu ama evet, mantık da geldi evet. Çünkü bunun yansıması bir olacak. Bir yansıması olacak evet. Dedim şimdi, bunu böyle pat diye yükseltilmez normalde, mi? Ondan dolayı kredi, yapamadı. Kredi faizleri %40 bandına oturmuş durumda, 40-50 bandına oturmuş durumda. Şimdi kardeşim bazı ekonomistler diyorlar ki ben bu yürüyü savunmuyorum, oturdum konuştum diyorlar ki ya bu ancak ateşi %40 söndürürdü böyle radikal bir... Faiz arttırımı yapardınız, insanlar o zaman dövizde radikal bir gerileme olurdu. İnsanlar işte dövize olan, pardon Türk lirasına olan güvenini siz tahkim ederdiniz, pekiştirirdiniz. Bu durumda dövizin de gerilemesine bağlı, tabii enflasyon yükselecek ama işte dövizdeki gerilemeye bağlı olarak ithalata bağımlı olduğumuz için bazı ürünlerde de belki fiyatlarda düşüş ya da fiyatlara düşüş meydana gelebilir ya da fiyatlar artmayabilir şeklinde bazı öneriler de, düşünceler de vardı. Sonuçta bu bir öneri ama ben şunu düşünüyorum. Bu %15'te kalmaz. Bu %25 bandına da çıkar. Hocamın dediği doğru. Ben dövizin 30 bandını 30 liraya kadar vurabileceğini tahmin ediyorum. Bazı ekonomistler de bırakılması lazım. Çıkabileceği son noktaya kadar çıksın diyorlar. Yani dolar 30 için sonra hamle yapılsın diyorlar. O da 30 liradır herhalde ama sonuç olarak... faizin %25'in altında yani önümüzdeki aylarda %25 bandına pekala çıkabileceğini, dövizin de 30 bandında seyredebileceğini düşünüyorum. Fakat bugünden yarına birkaç ay sonrasına bir ferahlama getirmeyecek. Belki daha da yükümüz ağırlaşacak. Çünkü hem enflasyonun hem faizin hem doların aynı anda yükseldiği bir dönemi hep beraber yaşayacağız. Şimdi iktidar seçimi finanse edebilmek için dövizi baskılıyordu, faizi baskılıyordu. İşte belli bir gelir refah, belli bir ücret düzeyini tabana yayarak, iş imkanları yaratarak ve oradaki gelir düzeyini işte belli bir kesime yayarak seçime kadar kendisini taşıdı. Ancak bu saatten sonra yani ne dövizi o noktada tutabilmesi mümkün, ne toplumun buna kaynağı var, ne de faizi artık 8 tutabilmesi mümkün diye düşünüyorum. Yaz belki atlatılabilir. Neden? Çünkü turizm gelirleri olacak. Şimdi dövizin artmasıyla beraber Türkiye'de turizm imkanı daha da yani Avrupalılar için, bizim emekliler için değil, Türk vatandaşları için değil, Avrupalılar ya da dünyanın başka memleketindeki insanlar arasından Türkiye ucuz bir tatil memleketi haline geldi. Hatta şimdi dövizin düşmesiyle beraber diyebilirim ki rekabet halinde olduğumuz Yunanistan standartlarının altına indi. Ama onların geldiğinde tüketeceklerini düşündüğünde enflasyonu yine... Bodrum'a bağlandık. Yani, Bodrum'a bağlandık dünkü bültende. Bir şezlong günlük fiyatı 8 bin lira. Tamam. Yılmaz nerede ama? O her yerde değil. Bodrum'da. 8 bin. En kötüsü 3 binden başlıyor. En radikal yeri. Ne? Bir gün diyemez. Bir günlük şezlong. Canım o kadar hani zannetmiyorum. Şezlong yani, maliyeti. Tabii muhabirimiz bağlandı. Tek tek anlattı. Yani, evet, 3 binden 8 bine çıkıyor. Yaygın değildir ama radikal bir örnektir. Ama şunu söyleyeyim. Yani bilemiyorum. Şimdi o fikir üretemedim. Fakat yani biz Türk vatandaşta şunu söyleyeyim. Mesela Türk vatandaşları için Yunanistan daha ucuz bir tatil haline gelmiş olabilir ama dünyada Türkiye bu döviz artışından kaynaklı olarak işte turizm cazibesini koruyacaktır. Bu da Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu yabancı sermayeyi bir biçimde getirecektir. Yani biraz olsun yazın sonunu getirir ama sonbahardan itibaren ben çok büyük bir sorunla karşı karşıya kalacağımızı tahmin ediyorum. Peki. Bir kere
hayat şartlarının normal, tabii ki normal, makul, demokratik bir ülkede başarısız iktidarların ekonomiyi Türkiye'de olduğu gibi akıl dışı politikalarla yıkıma sürükleyen iktidarların bir gün bile kalmaması gerekir ve halkın oy vermemesi gerekir. Geçmişte bizde de öyleydi. Yani DSP iktidarı krizin bedelini barajın altında kalarak ödedi. Hem de üçü birden kalarak ödedi. O ittifak oluşturan üç parti birden. Bizde ise başkaca sosyolojik, başkaca moral, başkaca siyasal nedenler sonucunda AK Parti uzun bir zamandır Türkiye'yi yönetiyor ve hepimiz 14-28 Mayıs öncesinde, bunu bir özelleştirme olarak da söylemek gerekir, ekonomik şartların bu iktidarı götüreceği noktasında aşağı yukarı hemfikirdik. Hoş, ekonomik şartlar bu iktidarı yıpratmadı değil. AK Parti %42 olan oyundan %7 oranında kaybetti, %35'e geriledi. Efendime söyleyeyim ve onu öğren seçmenlerin önemli bir bölümü hayat memat şartlarından ötürü, yoksullaştıklarından ötürü, alım güçlerinin düştüğü için, enflasyonun altında inim inim ezildikleri için, dün aldığı iki ekmeği bugün artık alamadığı için protesto etti ve oy vermedi. Fakat bu durum AK Parti'nin oyun azalmasına yol açarken Cumhurbaşkanı'nın oyunu azaltmadı. Cumhurbaşkanı 2018'de 2014'te hangi oyu aldıysa onu aldı. Bunun elbette ki muhalefetle ilgili nedenleri var. Elbette ki başkaca sebepler de var. Örneğin Cumhurbaşkanı yani aynı süre içerisinde başta Kılıçdaroğlu ortaya attığında karşı çıktığı ne varsa EYT'liler gibi bunların hepsini bir uyguladı. O mesela orada o kadar tutucu davranmadı Cumhurbaşkanı. Kılıçdaroğlu önce taşeronlara kadro dedi. Erdoğan başta biraz homurdandı. Siz kimsiniz? Zaten taş taşını koyamıyorsunuz. Devleti batırırsınız dedi. Sonra aradan bir dalgalanma dönemi geçti. Bundan zarar gördüğünü anladı ve kadro verdi. Sadece bununla bırakmadı. Emekli maaşlarını, emekli ikramiye verdi. Emekli maaşlarını, asgari ücreti işte bir küsür liradan 2,5'a, 5'e, 8'e kadar çıkardı. Hatta onun için şöyle bir şey söyleniyordu. Kılıçdaroğlu şak söylüyor, Erdoğan tak evet, yapıyor. Sadece şeklinde. Mesela kredi yurtlar kurumu borçlarının ötelenmesi, faizinin ötelenmesi, emekli yaşa takılanlar meselesi, bunların hepsini hayata geçirildi ve en azından metropollerin kenar mahallelerinde değilse de geniş bir Anadolu coğrafyasında ve Karadeniz'de insanların ay sonunu getirebileceği bir iklimi pekala yarattı. Dolayısıyla orada bizim ekonomi doğrudan iktidara seçim kaybettirir şeklindeki düz, indirgemeci kimi görüşler, bizim de zaman zaman düştüğümüz kimi görüşler, İtiraz edeceğim ama bitince. Sonuç vermedi. Ama burada dediğim üzere iktidardan kaynaklı bazı, yani biz iktidarın bir yıllık bir zaman diliminde bütün hazineyi ve gelecek kuşakları borçlandırma pahasına bütün hazineyi seçim ekonomisi için bu kadar hoyratça kullanabileceğini de düşünmedik. Bu birincisi. İkincisi, hoş, ben bu görüşteydim ama yani kendimi dışta bırakmıyorum. Ben bunu söylemiştim ama dışta bırakmıyorum. Sonuç olarak iktidar iki şey yaptı. Birincisi, geçen yılın Haziran ayından itibaren kendi oyunun 30'ların altına düştüğünü gördü ve ekonomiden kaynaklı büyük bir tabanında büyük bir dağılmanın olduğunu fark etti. Haziran'dan itibaren asgari ücretle, efendim EYT ile, kadroyla ve başkaca hamlelerle memnuniyetsizleri bir ölçüde tatmin eden bir politika izledi. Diğer taraftan yani her ne kadar oy kaybetse de muhalefetin de hatalarından kaynaklı olarak AK Parti iktidarda kalmayı bildi. Görünen o. Zaten seçim sonuçlarında bunu ortaya koyuyor. Üstelik arada deprem gibi korkunç bir facia yaşanmasına rağmen bunu bildi. O yüzden ben şunu artık rahatlıkla söyleyemiyorum. Yani oradan ağzım yandı. Şu dolar şu aşamada olur, faiz bu aşamada olur ve yerel seçim kaybedilebilir. Hayır, kaybedilmeyebilir. Yani artık bu kadar kesin bir biçimde bunu söyleyemiyorum. Çünkü iç ve dış değişkenleri var. İktidarın kendisinden kaynaklı değişkenler şunlar. Erdoğan iyi bir siyasetçi ve zaman zaman dini, zaman zaman milli kavramları iktidarının ömrünü uzatmak
için rahatlıkla kullanabiliyor ve ikna kabiliyeti var. Aynı senin zamanda, bununla ilgili güzel bir cümlen de vardı hemen seçim arkasında. Beka sorunu tencereyi yendi tabii, demiştin tabii, galiba. Yani inandırdı insanları ama tabii muhalefetin de hataları bu ikna etme süreci kolaylaştırdı. Yani Erdoğan bir iki ay öncesinde, seçimden bir iki ay öncesinde kaybetmekle yüz yüze olduğu seçimi insanlardaki beka kaygısını uyandırarak eyvah onlara giderse teröristler gelecek. Hatta APO serbest bırakılacak. Dükkanlarımız bombalanacak gibi korkulara sürükleyerek seçimi kazanmasını bildi. Yani Erdoğan'ın birincisi böyle bir kabiliyeti var. İkincisi ya propaganda üstünlüğü var. Ve bu propaganda yenilemedi. Ya gözümüzün önünde montaj videolar oynatıldı ve bu algı terse çevrilemedi. Bunda muhalefetin imkanlar bakımından iktidardan geri olması da etkili ama diğer tarafta muhalefetin kendi inandırıcı sorunu da etkili. İkisini beraber görmek lazım. Birincisi bu. İkincisi öyle veya böyle bu iktidar doğumuzda, kuzeyimizdeki ve doğumuzdaki otoriter yönetimlerle iyi geçiniyor ve onlardan bir biçimde bir servet akışı ya da para akışı sağlıyor. Yani Rusya'dan enerji, neredeyse bedava enerji sağlayacak kadar iyi bir ilişkiye sahip. Ruslar, bu dönemde ben gördüm, yaşayarak gördüm, Rusya, bir devlet olarak Rusya ve Rus toplumunun ciddi bir bölümü Erdoğan kazansın istedi. Muhalefetin orada büyük stratejik hataları vardı. Yani Kılıçdaroğlu'nun Ukrayna'ya açık destek, Ukrayna'ya daha önce geçen yıl açık destek vermiş olması, sonradan seçime Ramakkal'a Rusya açısından sarf ettiği sözler, Rusya'da kamuoyunu, hem bürokrasi ve hem kamuoyunu Erdoğan'ın yanına itti. Ve oradan enerjiyle ilgili iktidarın elini rahatlatan, seçim döneminde bedava doğalgaz verdirten bir kapı açtı. Yani o kadar ki millet Karadeniz'den gelen bedava gaz zannediyordu. Doğalgaz Rusya'dan geliyormuş yani. Diğer taraftan Azerbaycan. Şimdi muhalefet orada da Kılıçdaroğlu bir Bakü bilmem ne hattı, tezi ortaya attı. Ve Azerbaycan açısından tartışma yarattı. Daha önce de Azerbaycan ve Karabağ meselesinde CHP'nin aslında sarf etmemesi gereken beyanları oldu. Ve bütün bunlar birleştiğinde Azerbaycan'da karşımıza aldık. Yani Azerbaycan'da dünyanın en önemli petrol ve doğalgaz üreticilerinden biri. Ve doğrusu iktidarın da orada doğru bir tutumu vardı. Yani Ukrayna-Rusya savaşındaki bence doğru noktada durdu. Azerbaycan'da da Karabağ meselesinde yani bir Türkiye devletinin olması gereken yerde durdu. Bütün bunların sonucunda oradan da bir dayanışma aldı. En sonuncusu işte Sünni dünyanın lideri olma hevesiyle nasıl bu iktidar Arap çöllerinde kuma batırdıysa bütün bu hatasını yine bizim onurumuzu ayaklar altına alma pahasına özür dileyerek telafi etmeye kalkıştı. Kavga ederken de bizim çıkarımıza değildi. Yani o kadar o Sünni Arap dünyasının lideri olmaya o kadar hevesliydi ki bütün Arap dünyasının karşısına aldı. Ama diğer taraftan bunun hatalı olduğu anlaşıldığında ise bu kez o bizim alnımıza kara çalarak, onurumuzu ayaklar altına alarak özür dileme yoluna gitti. Efendim darbeci dediği Sisi ayrı. Hı hı. Bir de ayrıca 15 Temmuz'un finansörü dediği Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidip ziyaret ederek efendim katil dediği Suudi Arabistan. Veliahtını kucaklayarak onur kırıcı davranışlar gösterdi. Ama eninde sonunda Arap dünyasından da bir girdi sağladı. Şimdi bütün bu Katar'ı ayrıca hesap ediyoruz. Bütün bu girdi iktidarın içeriden bir tahkimat yapmasını sağladı. Diğer taraftan muhalefetin hataları da yok değildi. Yani bu ben hala aynı görüşteyim. Bu seçim iktidar tarafından kazanılan değil, muhalefet tarafından çeşitli hatalarla armağan edilen bir seçim. Bu seçimi Erdoğan kazanmadı. Kazandı da yanlış anlaşılmasın. Erdoğan kazanmadı. Aslında muhalefet kaybetti. Teslim etti elleriyle. Muhalefetin bölmelerinin, liderleri ve bölmelerinin çeşitli aşamalarda hataları var. Yani Kılıçdaroğlu'nun sorumluluğu var. Diğer muhalif liderlerin de sorumluluğu var. Yani öyle sadece Kılıçdaroğlu değil burada sorumlu. Tabii. Evet o Cumhurbaşkanı adayı olması itibariyle sorumluluğu daha büyük. Ama yani aylarca görüşüp karara varamamaktan başlayalım da kampanya dönemindeki mesajların hatalı olmasına varıncaya kadar bir dolu aşamada hata yapıldı. Ve bu hatalar kazanılacak olan bir seçimi kaybettirdi. Ve dolayısıyla ben şimdi bu da diyemeyi yaşadıktan sonra şunu diyemiyorum. Yani
enflasyon artacak, döviz artacak, faiz artacak ve seçim kaybedecek. Öyle olmayabilir. Öyle olmayabilir. Hele hele muhalefet kendi değişimini tamamlayamazsa insanlara umut vermekte zorlanabilir. AK Parti'nin talihi şu. Kendisinin mutsuzluğa sürüklediği, umutsuzluğa sürüklediği, hayattan bezdirdiği, kendisinden usandırdığı, yaşama azmini yok ettiği insanlar bütün bu ruh halinden çıkış olarak yine AK Parti'yi görüyor. Asıl vahim olan bu. Yani bu tablo nasıl değişecek? Bu tablo AK Parti'nin canından bezdirdiklerine can verecek bir muhalif seçeneğin ortaya çıkmasıyla ancak mümkün. Eğer muhalefet bunu sağlayamazsa, ben demiyorum, bu arada şunu demiyorum. Efendim CHP'de o gitsin de bu gelsin otursun. Bu benim işim değil. Bu CHP'lilerin karar verebileceği iş. Daha geniş anlamda muhalefet partileri arasında konumlanmayı belirlemek de benim işim değil. Gene onlar karar verecekler. Ama eninde sonunda eğer muhalefet kendi dönüşümünü, bugüne kadar yapılanlar hatalı olmasaydı zafer kazanırdınız elbette. Demek ki bir hata sonucu çıkarıp değiştirmeniz gerekir. Öyleyse siz bununla ilgili gerekli müdahaleleri, operasyonları yapıp Türkiye'de en azından yerel seçimlerin kayıpla bitmemesini sağlamanız lazım. Değil mi? Bunun için de her geçen gün zaman daralıyor. Ve muhalefetin şöyle bir zorluğu da var. Sadece seçimde kaybedilmiş olmayacak. Bu artık Türkiye'de bir muhalefet var mı yok mu sorununu beraberine getiriyor. İnsanların giderek muhalefetsiz bir topluma alıştığı, sorunların kaynağı olarak gene iktidarı gördüğü, sorunların kaynağını çözüm yolu olarak gördüğü, zaten muhalefette kimse yok ne yapabilirim dediği bir dönemi muhalefetsiz bir otoriter dönemi başlatabilir, benim kaygım o. Aşağı döneyim, soruna döneyim. Çok uzattım konuyu, farkındayım. Daha yakıcı olacak. Elbet ben seçimlerden de görüyorum. Seçimlerden sonra mı? Seçimlerden sonra değil. Şimdi önümüzdeki aylarda ya Eylül'de ya şimdi başladı. Serap, değerli izleyiciler, herkes biliyor. İnsanlar tatil planı yapamıyor ki. Yapamayacak durumda insanlar. Yani ben şimdi bakıyorum uçak fiyatlarına. Ya insan uçakla gitse gidemiyor. Arabayla gitse gidemiyor. Ya şuradan 1200 kilometre Trabzon, Rize otobüs bileti uçak biletine denk. Nasıl gidecek insanlar? Gidemez, tatile gidemiyor. Şimdiden efendim Eylül-Ekim gelecek, okullar başlayacak. Servis fiyatları ne olacak? İnsanların bir kısmı efendime söyleyeyim ev değiştirecek. Ev bulabilecek mi? Bak şimdi benim bir yakınımdan örnek vereyim. Yakın zamanda ev kiraladı. İstanbul'un Avrupa yakasında, Anadolu yakasında. Uğraştı, aradı, taradı falan. Eski bir evi 7500 liraya kiraladı. 7500 lirayı iyi kiralamış. Tamam. En kötü evler 10 bin liradan başlıyor. Ama hani 12-13 bin lira maaş alıyordu. 14 bin lira maaş alıyordu. Şimdi işten çıkarıldı. Ne olacak? Ne olacak? Kim ödeyecek? Bir de %25 sınırı tabii uzatıldı ama orada da sıkıntı çıkacak. Orada ev sahipleri sıkıntılı. O uygulamıyor da. Şimdi dolayısıyla ev derdi. Artan kiralar. Efendime söyleyeyim. Şu dönemde kiralar olağanüstü artmaya başladı. Ben her gün işte göz gezdirmeye çalışıyorum. Dikkate değer bir biçimde artıyor. Şimdi kiralar, yakıt. Yakıt meselesi geliyor. Şimdi mesela %15 döviz durmadı. Döviz bugün dolar 24'ün üzerine çıktı. Her 27 artış, lira euro. Şimdi bak her artış ama euroya göre değil bu pazarlığımız. Yok tamam, euronun da ikisi var. Avrupa'yla çünkü. Şimdi her artış neye yansıyor? Doğrudan enerjiye yansıyor. Doğrudan enerjiye. İşte şeye yansıyor. Petrole, benzine yansıyor. Şimdi ulaşım girdisi, toplu taşıma girdisi, ev girdisi, elektrik, doğalgaz. Bütün bunlar daha da yakıcı hale gelecek. Daha da altında ezileceğiz. Peki bundan çıkış yolu ne? Bundan çıkış yolu aslında hocamın da defalarca vurguladığı üzere sert bir tasarruf dönemi. Başka bir yolu yok. Çok sert bir tasarrufta bulunmak zorundasınız. Zaten uzun süredir kemal sıkma politikası uygulamıyor mu vatandaş? Şimdi vatandaş açısından zaten sert tamam. Sert tasarruf ama, deyince benim aklıma vatandaştan bu yola çıkılacak gibi geliyor. Sert tasarrufta gerekiyor. Ama daha iktidar seçimden önce, Cumhurbaşkanı ya seçimden birkaç hafta önce Kanal İstanbul dine dolamıştı. Ya Kanal İstanbul toplumun sırtında büyük bir külfet, kene o yani. Onun gibi bazı sükse yatırımlar var. Bu toplum onları ödemek zorunda kalacak, ödeyecek. Bütün bunlarla ilgili cerrahi bir müdahale gerekiyor. Hem bu
sükse niteliğindeki altyapı yatırımlarına dair etkili bir müdahale gerekiyor. Aynı zamanda yani devletin artık şu giderek şişmiş Beştepe çevresinde masraflarıyla beraber, kadrolarıyla beraber, liyakatsiz bütün işte unsurlarıyla beraber derhal bir rejime girmesi, zayıflaması ve tasarrufa gitmesi gerekiyor. O da görünmüyor. Yakın bir vadede bir tasarruf göremiyoruz. Birincisi bu. İkincisi siyasi iktidarın seçim harcamalarını sırtımıza almışız. Bunu da ödeyecek mi? Ödeyeceğiz. Öyle görünüyor. Ve siyasi iktidar herhangi bir tasarrufa başvuracakmış gibi de görünmüyor. Bütün bunların sonucunda elbette ben de sizinle aynı fikirdeyim. Bu tencere bu iktidarı götürürdü. Fakat yani bu tablo varsaydığımız gibi gelişmedi ve maalesef tencere mutfağımızın içinde patladı. Canım yani CHP'yi eleştiririm yani. Kurucu parti ya, diye eleştirmeyelim. Ağzı dili yok ki o parti gariban. Şimdi, ne yapacak? Ya ben de zaten yönetenler partinin, o hocam, parti zaten ben getiriyor. Zaten partinin tabelasını eleştiriyorum dedim canım. Ben partinin yani şimdi CHP'yi eleştiriyorum. Kılıçdaroğlu'nu da parti politikalarını eleştiriyorum. Ancak ya hakkaniyet sınırını hakkaniyete ayarlamak lazım. Yani eleştirinin ayarı kaçırıldığında artık bu bir değerlendirme yapmaktan çıkıyor. Bir kere hatırlatmak isterim. Evet, Kılıçdaroğlu bu seçimi kaybetti. Bu doğru. Zaten tablo onu ortaya koyuyor. Fakat Kılıçdaroğlu yüzdeki 48 oyla kaybetti. Ve aradaki fark 2 milyon bir fark. 2 milyon. Erdoğan 1 milyon oy değiştirseydi Kılıçdaroğlu bugün Cumhurbaşkanıydı ve bu eleştirilerin hiçbirini almayacaktı. Belki de siyasi dehasıyla öykü konusu olacaktı. Ancak Kılıçdaroğlu günün sonunda 1 milyon oyu yer değiştiremedi ve %48'lik bir oyla bu seçimi kaybetti. Fakat tablo buyken, yani Erdoğan'ın aldığı oydan bir miktarını bu tarafa çelemediği için kıl payı kaybettiği bir seçimde %60'a 40'lık bir fark varmış gibi. Ağır bir tablo varsayarak konuşmak gerçekten haksızlık. O iş öyle değil. Üstelik şartlar çok eşitmiş gibi anlatmanın, silahlar evet. Eşitmiş gibi anlatmanın hiç haklı tarafı yok. Yani hepimiz gördük, izledik. Ya bu iktidar var ya, sadece Kılıçdaroğlu'na montaj video yapmadı. Ersan Şen'i yasakladı ya. Ya bu iktidar, Ersan Şen, şimdi bak bu Ersan Şen'i biz izliyoruz değil mi? Ersan milliyetçi bir hukukçu. Ersan Şen ne yapmış olabilir? Yerli ve milli iktidarı ne kadar ürkütmüş olabilir? Ne demiş olabilir? Dediği de şu, kardeşim millet soğan alamıyor, siz togu peşindesiniz demiş. Bunu başka bir şekilde ifade etmiş. Ya bu iktidar değil solcuları, değil CHP'lileri. Ersan Şen'e tahammül edemedi. Ya Ersan Şen'e tahammül edemeyen bu iktidar elindeki bütün medya organlarını, doğrudan ya da dolaylı bütün ideolojik araçlarını, buna Diyanet dahil, okul da dahil, Kılıçdaroğlu aleyhine kullandı. Kılıçdaroğlu aleyhine aylardır bir kampanya yürütüyor. O yanlış yapmadı mı? Farkındayım, yaptı, ben de söylüyorum. Ortakları yapmadı mı? Çok yaptı. Fakat kardeşim bir de insaf sınırı var, bir de vicdan sınırı var, bir de adalet sınırı var. Kılıçdaroğlu bunları yaptı. Kardeşim devlet ne yaptı? Erdoğan aldı eline devleti, aldı devletin gücünü, aldı devletin polisini, muhalefetin üzerine kullandı. Nerede görülmüş jandarma komutanlığının, emniyetin, muhalif siyasetçilere ahkam kesen, tehditkar bildiriler yazdığı? Bu dönemde oldu bunların hepsi. Bu dönemde oldu. Kılıçdaroğlu, ki onun vatanseverliğinden hangimizin kuşkusu var? Kılıçdaroğlu terörist diye gösterildi kardeşim. Çocuklar korkutuldu, Kılıçdaroğlu gelecek dükkanınız patlayacak diye. Ya bu iktidar var ya, bu iktidar ülkeyi boğazlaşmanın eşiğine getirip bıraktı. Efendim Kılıçdaroğlu video çekti, onu demeseydi, bunu demeseydi. Tamam, anlıyorum. Anlıyorum da ya Kılıçdaroğlu gidip il il, ilçe ilçe, bak bu Aleviymiş diyen iktidarın hiç mi suçu yok kardeşim? Kılıçdaroğlu'nun mezhebini siyasi kampanyanın konusu eden bu iktidarın hiç mi günahı yok ya? Ya tamam, ev sahibinin suçu var, hırsızın hiç mi suçu yok ya? Ya bu kadar olmaz, ayarsızlık bu yani. Yani gücümüz Kılıçdaroğlu'na yetiyor diye mi hep? Yani onu eleştirmek çok kolay diye mi? Ya kardeşim bu iktidar, Türk siyasi hayatının en sağcı iktidarı, bu radikal sağ bir iktidar. Bu iktidar normalde insan içinde ifade edilemeyecek fikirlerin parti düzeyine kavuştuğu yapıları alıp devlet katına çıkaran iktidar. Bu iktidar domuz bağcılarla ideolojik dayanışma içinde olanları
devlet katına çıkarmış da onun hiç günahı yok mu kardeşim? Şimdi bak bu iktidarla rekabet etmek kolay da değil. Silahlar eşit değil çünkü. Değil, evet. Ve siz arkasına TRT'yi almış, arkasına Diyanet'i almış, arkasına bütün iş adamları dünyasını tehditle, zorbalıkla almış bir iktidara karşı yalın kılıç savaşıyorsunuz. Çok zordu yani. Öyle kolay işler değildi. Hemen her yerde ya düşün ki devletin ya bu iktidar devletin silahlı kuvvetlerini reklam kampanyasında kullandı. Silahlı kuvvetlerin askeri teknolojisini reklam kampanyasında kullandı. Ya bu iktidar tek başına baş edemedi. Bu iktidarın yardımına Rusya geldi ya. Bu iktidarın yardımına Azerbaycan geldi kardeşim. Görmedik mi? Tanık olmadık mı? Biraz insaf edelim. Bütün bunların sonucunda kaybetti Kılıçdaroğlu. Bence de değişim gerekir. Ama kardeşim bu kaybetti dediğiniz böyle bir iktidar karşısında alınan oydur bu. Ve tabii ki efendime söyleyeyim CHP'lilerin hemen hepsi her sahada bulunamadılar. Sandıkları kollayabilir. Ya sen kendini kollayabiliyor musun? CHP 190 bin sandığı kollayamamış. Kardeşim sen evini kollayamıyorsun. Git kolla bakayım. Git kolla. Şanlıurfa'da efendim Şanlıurfa'nın bir dağ köyünde sadece bir aşiretin oturduğu köyde git sandık kolla baba yiğit ol. Hadi gör. Göreyim ben seni. Git Mardin'de kolla. Git Kızıltepe'de kolla kardeşim. Kollayabiliyor musun? Kollayamazsın yani. Kollayamadılar da. Kolay bir şey değildi o. Türkiye'de Serap sandık kollamanın sorumluluğu CHP'ye mi ait? O CHP'nin sorumluluğunda mı? Yani CHP sandığı kollayamadı doğru. Kardeşim çalanın kabahati yok mu? O niye çaldı? Bütün bir iktidar devlet gücünü arkasına almış oy çalıyor. Ses etmeyecek misiniz buna? Ses etmeyecek misiniz yani? Böyle bir şey olur mu böyle adaletsizlik? Ya her şeyden sonra, Bak ben oy verdiğim oyu açıklamam. Tamam. Gazetecilik bakışım nedeniyle açıklamak istemiyorum. Benim ailem CHP'ye oy verdi. Benim ailemden de birileri CHP'ye oy verdi. Bak Erzurum'da taş attılar ya, atıldıkları yerde benim ailemden insan var. Atılan yerde benim ailemden insan var. Onu söyleyeyim. Kuzenlerim var ya. Efendime söyleyeyim. Rize'de benim ailemden insanlar var. Kılıçdaroğlu'na oy vermiş. Benim ailemden insanların günlerdir yüzü gülmüyor. Bunların zaten 21 yıldır gülmüyordu. Bir müddet daha gülmeyecek yani. Hadi onlar hesap sorsun kardeşim. Bak onlar hesap sorsun. Onlar desinler ki ey Kılıçdaroğlu perişan ettin bizi. Sana güvendik böyle oldu, sana güvendik öyle oldu. Sen bizim yüzümüzü yerden kaldırmadın. Ben anlayacağım. Oy veren insan sitem etme hakkına sahiptir. Ersan Hoca oy vermedi ki ya. Ben onu anlamakta zorlanıyorum. Ersan Hoca cevap zaten... hakkımı kullanacağım. Vereceksin tabii. Ersan Hoca oy vermedi ortalığı zaten. Ortalığı karıştırmak kimse demiyor. Ersan Hoca oy vermedi. Ersan Hoca birden çok aday yok. Mesela Ersan Hoca oy vermediği Tayyip Erdoğan'ın kadar hesap sormuyor. Sen niye bu ülkeyi böyle yönetiyorsun? Sen niye bana yasak koydun? Niye beni televizyona çıkarttın? Fazlasıyla demiyor. Hesap soruyorum. Bak oy vermediği Erdoğan'a hesap sormuyor. Oy vermediği Kılıçdaroğlu'na hesap soruyor. İyi de oy vermediniz ki. Oy vermediği gibi kendisinin oy verdiği kişi iktidara destek veriyor. Ona da hesap sormuyor. Mesela şu oturduğumuz sohbet boyunca. Kendisinin Sinan Oğan'a oy verdiğini açıkladığı andan itibaren bir kere olsun. Sinan Oğan'a hesap sordu mu? Sormadı. Eleştirdi mi? Eleştirdi de duymadık. Ben Abdülhatif Şener değilim. Bitireceğim. Cumhuriyet o onun kararı değil. O onun kararıdır diyor. Diyor ki o onun kararıdır. Elbette. Kardeş nasıl onun kararıdır? Ne diyeyim döveyim nasıl mi? Onun kararı? Bak Kılıçdaroğlu bir şey diyeceğim. Kılıçdaroğlu seçimi kaybetti. Bir şeyle suçlanabilir. Sen niye seçimi kaybettin kardeşim? Bununla suçlayabilirsiniz. Ama sen niye iktidarın tarafına geçtin diyemezsin. Kılıçdaroğlu hiçbir seçmenini üzmüştür. Ama hayal kırıklığına uğratmamıştır. Ya hocanın oy verdiği adam hocayı hayal kırına uğrattı. Ortada bıraktı, yüzüstü bıraktı, sattı. Ya ben derim ki, bak ben derim ki ben mesela oy verdiğim adam, kişi, kadın, oy neyse. Oy verdiğim kişi, iktidara gelmesini istemediğim kişiye destek versin. Derim kardeşim ne oluyor? Sen beni sattın derim. Sen beni arkamdan vurdun, sırtımdan hançerledin, beni kandırdın derim. Hocayı kandırdı Sinan Oğan. Hoca gibi düşünenleri kandırdı. Meseleyi yine saptırdı. Nerelere getirdin sen yine? Bir saniye hocam. Ya bak öyle tek başına Ramazan dalgı gibi saptırdı. Ya bırak tek başına bırak Allah aşkına. Şimdi hocayı kandırdı. Sinan Oğan mı kaybettirdi seçimi? Ya böyle Sinan bir şey söyleyebilir misin ya? Bir şey diyor bak. Sinan Oğan diyor ki benim oylarım bu. Hangi gerçeklikten bahsediyorsun? Şimdi bak diyor ki hocam müsaade ben hiç müdahale etmedim. Ben hiç müdahale etmedim. Şimdi bak hoca bir kere CHP oy vermemiş. Hoca muhtemelen İYİ Parti'ye oy vermiş. Yap gitmiş, niyet okuyucu. Git, ya Zafer Partisi, Sinan Oğan kendi söyledi. Ben niyet okumuyorum ki. Sinan Oğan'a oy vermiş. Ya senin
Şimdi Kılıçdaroğlu'na niye kızıyor hoca? Sen bu iktidarı deviremedin diye değil mi? Hayır. Bak diyor ki sen bu iktidarı... Niye aday oldun diyor. Diye kızıyor. Hayır, ben anlamıyorsun hayır, ki. Hayır hayır. Sen aday oldun kaybettin evet. İktidar kazandı diyorsun. Evet. Kardeşim senin destek verdiğin evet. Adam iktidarın evet. Yanına geçti. Evet. Ya senin destek ver ne yapayım mi? Doğruyu o demiş ona geçmiş ben ne yapayım ya? Kılıçdaroğlu'na 500 ediyorsan... Neyse bitir de ben sana her bir söylediğine tek tek cevap vereceğim. Kılıçdaroğlu kaybetti diye... Ya dizi belgesi Brezilya dizisi gibi. Çevir kazın yapmasın. Bak değil. Kardeş değil. Seçimleri kaybetti. Bak, kaybetti. Seçimleri, kaybetti. Tamam. Ha, kendi bitti. Destek verdiği adam Erdoğan'ın yanına geçip Kılıçdaroğlu'na kaybettirdi demiyor ki Sinan Oğan utanmadın mı? Demiyor. Demek istemiyor. Çünkü bak. Sen hocam, şampiyon bak, olmuş olamamışsın. İkincilik de oynuyorsun. Boş ver. Hayır. Siz Kılıçdaroğlu. Erdoğan'a laf etmenin bedeli var. Erdoğan'a muhalefet etmenin bedeli var. Bak Erdoğan'a muhalefet etmenin bedeli var. Hukuk toplumu istediğim gibi konuşuyor. Öyle mi? Peki, bir reklama gitmek zorundayız. Hiç öyle bir şey diyeceğim. Hoca önce şunu yapacak. Bak, trenden korksam bir şey söyleyeyim mi sana? Ya hocam bak hoca önce şunu yapacak. Diyecek ki kardeş ben tam Kılıçdaroğlu'na oy vermedim. Oy vermedi. Ama hesap sorabilir. Niye? Muhalif olduğunu ifade ediyor. Hesap çünkü iktidarın gitmesini istiyordu. Kılıçdaroğlu gönderemedi. Kardeş buna de de gel bir de Sinan Oğan'a de ki yahu sen ben sana muhalifsin diye oy verdim. Sen bana deseydin ki baştan ben Erdoğan'a gidip destek vereceğim. Elim kolum kırılaydı derdim. Sen gittin Erdoğan'la birlik oldun. Ya bir de Erdoğan'a birlik olanın suçu yok mu? Erdoğan bu seçimi Sinan Oğan'ın desteğiyle kazandı. Bir gün dedi mi? Bir gün dedi mi ki Sinan Oğan hata etti yanlış yaptı demedi. Hatta dedi ki hoca. Yani... Seçimleri ben mi kaybettim? Ne? Ben mi kaybettim seçimleri? Hocam kusura bakmayın da sizin oy sen verdiğiniz bitir, kişi bak, sen bitir, sizin sen oy bitir, verdiğiniz ya, kişi gitti Erdoğan'a destek İsmail verdi. Sen bu söylediklerine inanıyor musun? Tamam dönüşe devam edin. Bir kere hocam bir insaf sınırına çağırıyorum. Kılıçdaroğlu için kullandığınız utanmazlık ifadesi ne hiç yakışıklı. Ne olmuyor. Var? Bu ifadeyi Erdoğan'a kullanamazsınız. Niye kullanamayayım ya? Kullanmadınız hiç. Niye kullanamayayım başka bir şey? Eğer Millet İttifakı'nın adayı olsaydı desteklediysem... Birin utanmazlık sadece Millet İttifakı'nın adayı olunca mı gelişiyor yani? Bu ülkede bir ana muhalefet liderine montaj kasetle o teröristtir demek bu ifadeyi gerektirmiyor mu? Ben onlarla ilgili de zamanda açıklamalarımı tamam, yaptım. Buna ama sen şöyle söylüyorsun. Ben biraz önce şunu söylüyorsun. Diyorsun ki hocam, seçim bitmiş, gitmiş, değil, kaybedilmiş. Değil. Diyorsun ki buna hiç kimse kızmayacak hayır. Mı? Buna kimse bir şey söylemeyecek hayır. Mi? Hocam, tamam bak, söylesin de kardeşim değil, onların bak. Ne anlamı ne önemi şimdi var bak, ya İsmail? Hocam öyle değil o işler. Öyle derseniz İsmet bak bunu sen de biliyorsun. Kendisi de siz sorun. O da ben öyle yapıyor diye. Sayın İmamoğlu aday olsa kazanır mıydı kazanmaz mıydı? Bir şey söyleyeyim. Ben cevap vereyim. Cevap vereyim. Önce şunu söyleyeceğim. Kılıçdaroğlu kum torbası değil. Ya kum torbası diye bir şey yok. Kum torbası değil. Benim bak, gücüm Erdoğan'a yetmiyor. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Benim gücüm bunu söylersen büyük haksızlık edersin sen. Haksızlık edersin. Ama bak utanmazlık ifadesini Erdoğan'a kullanmadın. Hocam sesleri üstebiliyor. Bir saniye İsmail yanıt versin. Diyemiyorum hocam. Niye kızıyor ki? Ben dinledim. En sert sözleri dinledim. Utanmazlık ifadesini Kılıçdaroğlu hak etmiyor. Ne var onda? Utanmaz. Ne olur? Utanmaz seçmenini aldatan insandır. Ne demek? Kaldıran insandır. Aldattı. Hayır. Aldattı. Kazanamadı. O kadar ya. Uğrattı. Utanmazlık aldattı değil ya. Bak o kadar. Kılıçdaroğlu. Ne diye? Ama bir saniye ben bir cevap vereyim. Ama bir cevap vereyim şuna ya. Seçilemeyeceğini bile bile aday oldu. Hayır değil. Alakası yok. Şimdi bak utanmazlık kelimesini bir devlet adamı için kullanamazsınız. Kardeşim, bir siyasi lider için kullanamazsınız. Siyasi eğer, lider ama devlet ama adamı değil. Hayır, bak, ama bak eğer bunu, eğer bu kavramı, bundan hocam geri adım atmanız lazım doğru değil. Hayır. Çünkü siz bu kelimeyi Kılıçdaroğlu için kullanıyorsunuz. Ya Erdoğan için kullanmadınız. Devlet Bahçeli için kullanmadınız. Kardeşim ben Kılıçdaroğlu utanmaz hocam, adam mı dedim hayır, ya? Sen ne diyorsun ya? Dedim. Utanmazlıktır aynısın, tabii. Aynısın Erdoğan için evet. Kullanmıyorsunuz. Evet kardeşim. Ya deyin ki kardeşim. O seçimi kaybettikten sonra hayır, bu deyin. Şekilde yaptığın açıklamalar hayır, utanmazlıktır ya. Deyin ki ne var hocam, ya? Deyin ki bak. Sen seçimi kaybettin utanacaksın ya. Montaj bu şartlarda bu seçimi kaybettiğin için utanacaksın İsmail. Hocam deneyelim İsmail sesleri susturuyor çünkü. Bir seçimi liderine. Bir seçimi konuşuyor. Tamam ne oldu? Ne oldu? Ya bir gün olsun. Onu yapanlar utanmazlar. Ne? Onu yapanlar utanmaz. Kim ya yapmış utanmaz. Şimdi bak bu laf işte bak bütün bunların sonucunda bütün bu tartışmaların sonucunda denebiliyor. Ama bunu bunu demek ne için demek bak ya? Bu cümleleri kurmak gerekiyor ama Kılıçdaroğlu ben bunu söyledim ya kardeşim, İsmail. Bak, öyle İsmail, değil bu. İsmail ben bunu söyledim değil hocam, kardeşim. Haksızlık. Sen, hayır, büyük adaletsizlik İsmail. Büyük adaletsizlik. Sen niye Sayın Kılıçdaroğlu'nu şey koruma derdine düştün ya? Hocam koruma derdine niye düşüyorsun? Adalet diye bir şey var. Hangi adaletten bahsediyorsun? Hangi adaletten bahsediyorsun? Ben Sayın Kılıçdaroğlu'nu hedef alıp utanmaz adam mı dedim ya?
Niye öyle konuşuyorsunuz ya? Ben şunu söyledim sana, tekrar söyleyeyim Selam Hanım. Seçimi kaybettin, seçimi kaybettikten sonra bu yapılanlar, açıklamalar hepsi utanmazlık diyorum ya. Hayır hocam. Ne var bunda ya? Bir şey değil. Eleştiride bulunuyorum ya. Kişisel değerlendirmede bulunuyorum. Niye rahatsız etti bu seni İsmail? Seslerim üst üste biniyor ve hiç seyirci hiçbir şey anlıyor. Ne Kılıçdaroğlu? Ya bana karşıma çıkmışsın Sayın Kılıçdaroğlu, seçim kazanmış gibi. Onu savunuyorsun ya. Ne Kılıçdaroğlu, Erdoğan sizi yasaklıyor, ne de biz burada sizi susturmuşuz. Kılıçdaroğlu yönetmiyor ki yasaklasın, ne gücüm var. Ya kardeşim, adam bir şey bile demedi zaten size. Tamam da bir şey bile demedi. Erdoğan kendisini yönetmediği televizyon kanala baskı yaptı ya. Kendisinin sahibi olmadığı kanala baskı yaptı. Ne oldu? Şimdi bak bir şey diyeceğim. Burada başka bir... Çıktım burada konuşuyorum. Bak, burada var? Başka bir problem var. Yani iş artık Kılıçdaroğlu eleştirmekten çıktı. Bu gerçekten bir kampanya halini aldı. Hayır, neden? Bak neden? Hiç. Ya bu ülkede bir soruyu soralım. Bir doğrudan soralım. Bu ülkede iki tane parti mi var? Bir şey söyleyeceğim. Hocam bir saniye. Hocam, bu ülkede sen dediğin ama yanlış. İsmail, benim kimseyle bir şeyim yok ki ya. Başka bir şey söylüyorum. Hocam İsmail, siz dinleyin. Bu ülkede iki tane parti var. Bu ülkede iki tane liderim var. Hayır. İki tane cumhurbaşkanı adayım var. İki tane partim var. Hayır. Ne var? Erdoğan var. Bir de karşıda Kılıçdaroğlu var. Bana sorarsanız Kılıçdaroğlu'ndan daha şanslı adaylar vardı. Anketlerde oy alması yüksek adaylar vardı. Kılıçdaroğlu onlar arasında 300 sıradaydı. O oldu. O da bu arada belli anketlere göre kazanma ihtimali vardı. Ya öyle anketler de vardı ama şu doğruydu. Geniş bir dönemde yapılan anketlerde Kılıçdaroğlu sıralamada 3'tü. Fakat kardeşim zor aday oldu ne demek? Ya bu bir kere zorlara oldu ya. Hayır. Altılı masadaki 4 siyasi partiye Allah aşkına ya nasıl söyler İsmail ya. Değil. Ya zorla dediğiniz bu ülkenin ya eski başkanı. Ya Sayın Meral Akşener rağmen aday oldu ya. İyi Parti'ye rağmen aday oldu ya. Niye söylemiyorsun bunu ya? Son 1,5 ayda Meral Akşener. Bilmiyormuş gibi konuşuyorsun ya. İsmail tamam nasıl söz hakkı vereceğim? Meral Akşener son 1,5 ayda Kılıçdaroğlu için kazanacak aday dedi ya. Meral Akşener kendi sözünü yuttuysa sorumlusu Kılıçdaroğlu mu? Ne diyecekti? Ya koca İçişleri Bakanı. Zorla aday olmuş, önüne gelmiş. O zaman 3 Mart'taki o açıklamayı kim yaptı? Meral Akşener'in şey mi yaptı yani? Meral Akşener suça, mı yaptı? Meral Akşener suça sürüklenen çocuk mu? Meral Akşener kandırıp götürdüler mi atıl masaya? Meral Akşener o masada deseydi ki. Hata yaptı. Meral Akşener o masada deseydi ki. Hocam söz hakkı vereceğim. Meral Akşener o masada deseydi ki. Kemal Bey siz aday olmak istiyor musunuz? Ben de istiyorum deseydi kim ne diyebilirdi? Aday olsaydı. O istemiyorsa Koray Bey'e söyleseydi aday olsaydı. Meral Akşener kendi aday olmadığı için sonra da ikna olup iki belediye başkanı yardımcısı olması kaydıyla ikna olup Kılıçdaroğlu'na destek verdi. Ya Meral Akşener Kılıçdaroğlu'na en az 40 tane mitingde destek verdi. Hoca bunları görmedi mi? Sadece o vermedi ki. Eski başbakan verdi. Eski ekonomi bakanı verdi. Temel Karamoğlu. Ya 6 tane lider kalktı. Cumhurbaşkanı'na destek verdi. Efendim zorla aday oldu. Dalga mı geçiyorsunuz? Aklımızla alay mı ediyorsunuz? Ya size Cumhurbaşkanı adayını teklif eden kimse gitti. Kılıçdaroğlu'na destek verdi. Gördük gözümüzle. Meral Akşener de diğer liderlere de destek verdi. Şimdi kardeşim Kılıçdaroğlu bir kere ortada tek bir parti yok. Cumhuriyet Halk Partisi o partilerden biri. Muhalefet partilerinden biri. Gerek hocanın oy verdiği parti. Gerekse başka partilerin AK Parti'yi alt etme görevi yok mu kardeşim? Bu AK Parti'yi iktidardan etme görevi, demokratik yollarla alıp indirme görevi. Sadece CHP'nin boynuna mı farz? Bir onun görevi mi? Başka parti yok mu bu ülkede? CHP onu alt edemedi. Siz ne alt ettiniz? Siz neden alt edemediniz? Bunun diğer partilerin iktidarı değiştirme görevi ortadan mı kalktı? CHP diğer partilerden biri. Demokrat Parti vardı bir zamanlar. Başka muhalif partiler vardı. Diğer muhalif partiler alt edemiyor. Ha siz alt edemediğiniz için bütün bunların adına CHP'ye hesap soralım. Soralım anasını. Yani soralım tamam da. Yani yanlış anlamasın küfür anlamını söylemedim. Doğru. Ya soralım. Soralım da kardeşim. Diğer partilerin hiç mi bu siyaset yapma görevi ve AK Parti'yi alaşağı etme görevi, yani demokratik yollarla koltuğuna indirme görevi yoktu. Tek cumhurbaşkanı adayı o muydu kardeşim? Yani Sinan Oğan'ın görevi, diğer cumhurbaşkanı adayı olduğu için söylüyorum. Sinan Oğan'ın görevi Erdoğan'ı indirmek değil miydi? Ya Erdoğan'ı oradan indirmek için aday olmadı mı bu adam? Kardeşim bu adam açıklama yaptığında ne dedi? Ne dedi? Ersan Şen hatırlamak istemiyor. Kötü bir hatıra çünkü. Cehennemin kapılarını kapatacağız demedi mi? Cehennemin kapıları AK Parti iktidarı değil miydi? Ya Sinan Oğan cehennemin kapılarını kapatacağız diyerek aday oluyor. İmza toplarken imza bulamadığı için Kılıçdaroğlu'nu arıyor imza istiyor. Ardından geliyor aday oluyor. Cehennemin kapılarını bu kez kendisi açıyor. Ya burada hiç az önce hocamın Kılıçdaroğlu için söylediği cümleyi hak eden bir taraf yok mu kardeşim? Kılıçdaroğlu kaybetti. Elbette eleştiri hak ediyor. Ya, doğrudur.
Fakat Kılıçdaroğlu seçmene ihanet etmedi kardeşim. Seçmeninden ben sizden muhalefet yapmak üzere oy alıyorum deyip iktidara götürüp teslim etmedi. Yine eleştirin, yine eleştirin. Ama kardeşim şunu yapmayın. Hocam eğer Meral Akşener vazgeçmeseydi, kararından dönmeseydi Cumhurbaşkanı adayı olacaktı. O Cumhurbaşkanı adayı olsaydı iktidarı alt etme görevi yok muydu? Vardı. Değil mi? İktidarı değiştirme görevi vardı. Kendisi aday olsaydı, kendisi cüret etseydi Meral Akşener'in teklifine hacet mi vardı? Çıksaydı aday olsaydı iktidarı o koltuğuna etseydi. Bütün bu tartışmaların sonucunda ortada kolay bir hedef var. Eleştirilmeyi hak ediyor. Partisi eleştirilmeyi hak ediyor. Kararları yanlış. Ama kardeşim artık insaf sınırı aşılmış durumda, adalet sınırı aşılmış durumda. Yani siz hem sizin verdiğiniz aday gidecek iktidara yardım edecek, hem de siz iktidarı yenemedi diye muhalefete kızacaksınız. Niye kızıyorsunuz ki? Zaten aşağı yukarı benim anladığım kadarıyla sizin oy verdiğiniz adaya duyduğunuz saygı gösteriyor ki siz de aşağı yukarı hemfikirsiniz. Kılıçdaroğlu, bak Kılıçdaroğlu değişim istiyor. Cevap vereceğim. Vereceksiniz ama sonra şimdi lütfen diğer konuları konuşmamız gerekiyor. Bakın sıcak açıklamalar geliyor, hiçbirini konuşamadık. Ben de inanıyorum. Ben de diyorum ki CHP değişmeli, Türkiye'deki değişim CHP'den başlar. Kuşkusuz böyle ama CHP'lilere hakaret ederek. Ama CHP'nin liderliğine, bilmiyor muyum ne hakaret size göre ya. Değil de, Allah Allah yasal ya. Olarak değil. Evet. CHP'nin liderini hafife alarak, aşağılayarak, efendim CHP'nin liderini tahkir ederek. Hiç alakası yok. Başarısız olduğu için eleştirerek değil. Ama efendim bunu gerekçe göstererek, ağza alınmaz cümleler söyleyerek. Yahu Erdoğan'a devlet başkanı diyemediğimiz sözleri fazladan fazla ona söyleyerek şimdi, CHP'yi peki. Değişime ikna şimdi, edemezsiniz. Peki. Şimdiden sonra kalıp kalmayacağı, gidip gitmeyeceği CHP'lileri ilgilendirir. CHP seçmenlerini ilgilendirir. Mesela ben oy vermediğim bir partinin lideri kalsın ya da gitsin demem. Mesela Erdoğan AK Parti'nin başında kalsın. Ben Erdoğan'a oy vermedim. AK Parti'nin başında kalsın mı kalmasın? Bana ne? Bana ne? Mesela MHP'nin lideri. Ben MHP'ye oy vermedim. MHP'nin liderinin kalıp kalmayacağı benim konum mudur? MHP'lilerin konusudur. MHP seçmenlerinin konusudur. Ben ne diyebilirim ki? Benim için bir kültür fizik faaliyeti, spor faaliyeti değil ki. CHP öyle olmuş. CHP herkesin kolaylıkla eleştirebileceği bir konu haline geldiği için CHP liderliği herkesin tartışma konusu. Ya bir kere bu bahisler sonucu CHP'ye oy vermemiş. Kılıçdaroğlu da oy vermemiş. Karşısında da aday olma teşebbüsünde bulunmuş. Arkadaş. Sayın Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığı sırasında söylediği bir cümleyi ya, hatırlayan var mı şimdi ya? Tamam. Biz onu konuşuyoruz ya. Bir şey söylüyorum. Ya bir salı sıkıysa salı pazarına gitsin de bir gün tamam. Halkın arasında Kılıçdaroğlu bir dolaşsın da göreyim bak sana. İmamoğlu konusuna dönsün. Allah aşkına Cumhurbaşkanı niye böyle yapıyorsun ya? Biz denebilir ki bir daha aday olmam. Ayrıca Cumhuriyet Halk Partisi, Mustafa Kemal Atatürk'ün partisi, senin benim partim. Bütün partiler oradan doğmuş. Niye benim söz hakkım olmasın ya? Ya oy vermediniz üyesi şeyin değilsiniz. Şeyin mi partisi sadece? Oy vermediniz, üyesi değilsiniz. Niye? Bak bir şey söyleyeceğim. Kardeşim. Denebilir ki Kılıçdaroğlu. Kardeşim. Hocam bir saniye. Denebilir ki Kılıçdaroğlu sen bir daha aday olma kazanamadın. Bunu anlarım da CHP'nin liderliğinden git diyemezsiniz ya. Ona CHP'liler karar verir. CHP seçmenleri, CHP'ye oy verenler karar verir. CHP sizin kamu kurumunuz mu kardeşim? CHP'nin üyeleri toplanırlar. CHP yöneticileri toplanırlar ve karar verirler. Ama Cumhurbaşkanı adayı olmasını itiraz edersiniz. Sen niye bu kadar savunuyorsun ya? Ya bir şey söyleyeceğim. CHP, bak ortak sen Cumhurbaşkanı... Sen niye bu kadar savunuyorsun ya? Haksızlık sen var. Sen Kılıçdaroğlu ne haksızlığı var? Haksızlık var. Sana mı düşüyor savunma? Ya AK Parti'nin liderine git diyebiliyor musunuz? Kardeşim kazanmış seçim niye gittiğim ya? AK Parti'nin başına... Eleştiriyorum ben kardeşim, sistemi eleştiriyorum AK Parti'nin ya. Liderine... Sen herhalde... Ersan Hocam. Ya, aklın Ersan karıştı. Hocam bir saniye. İsmail bir saniye. Sen, şimdi Ersan Hocam neyin haksızlığı kardeşim? Sen Kılıçdaroğlu'nun neyini savunuyorsun? Ya diyorum ki bunu savunmuyorum. Bir partinin biraz evvel Tele1'de yaptığı o açıklamaları yorumlayalım lütfen. CHP'nin liderine karar vermek size mi düştü? Sana mı düştü? CHP'nin liderini kim olacağını CHP'ye oy vermemiş. Ben diyorum ki kardeşim bu seçimi kaybetmiş. CHP'ye oy vermemiş. Bu seçimi kaybetmiş. CHP'nin lideri kim olacak? Kaybetmiş. Bunun bir bedeli olmaz mı? Bak bu başka bir şey. Bu bedeli kim ödeyecek arkadaşlar? CHP'ye karar vermiyor. Bu milletin aklıyla dalga geçer. CHP'ye oy vermemiş. Kılıçdaroğlu oy vermemiş. CHP'nin liderini kim olup olmayacağını Ersan Şen niye karar veriyor? AK Parti'ye karar vermiyor da niye CHP? Kardeşim fikirlerimi söylüyorum. Benim talimatımla mı genel başkanlığı bırakıyor? CHP bir parti. Üyeleri toplanıp karar verir. Size ne kardeşim bundan? Demokrat bir parti olmaktan çıkardı. Peki. Birazdan söz hakkı vereceğim Ersan Hocam. Ya Erdoğan ülkeyi demokrasi olmaktan çıkarmış. İki laf etmiyorsunuz da CHP'deki demokrasi mi size dert oluyor? Onu konuşuyoruz zaten kardeşim ya. Hiç oraya gelmiyorsunuz. Niye, nasıl gelmiyoruz? Açtığı zaman konu onu da konuşuyorum. Konuyu açabilsem yapma. Ya siz açacağım. Siz hava durumunu konuşsak Kemal Kılıçdaroğlu'nu getiriyorsunuz da. Geçen haftalar sen unuttun. Bu ülkenin hukukunda konuştum, ekonomisinde konuştum. Bugün ekonomisini konuşalım. Ne yapayım ya? Konuşsak Kılıçdaroğlu istifa ediyorsunuz. Kardeşim sen şunu söylüyorsun. Sen şunu söylüyorsun. Diyorsun kardeşim. Bakın üst üste
söylüyor. Kimse Erdoğan'a bir şey anlamıyor. Bahçeli bunları lütfen söyleyebiliyorsun. Ya, evet, söyleyemiyorsun. Söyleyemiyorsak, onlar da söyletmiyorsa, söylenmesi gereken sözlerse o zaman hayır, oturup bu ülkede hayır, biz bu ifade hürriyetini konuşuruz. Ama biz bugün şunu konuşuyoruz. Hakareti mi hatırlıyor? Hakaret mi hatırlıyor kardeşim? Şu anda bu kadar seçim başarısızlığını almış bir insan bundan destan mı çıkardı? Kahraman tamam, mı çıkardı? Yanlış. O yanlış. Tamam. Tamam. İsmail Saymaz lütfen. Kılıçdaroğlu'nun biraz evvel Tele1'de yaptığı açıklamaları ekranlara getirdik. Önemli açıklamalar. Senin de burada kabahatin var. Bize çay ısmarlamadın. Bize kahve ısmarlamadın. Soruyu şimdi alayım, evet. Tamam. Bugün Ekrem İmamoğlu'nun açıklamalarının üzerine Kılıçdaroğlu o kapıyı kapattı. Cümlesi AK Parti'ye teslim edemem, belediyeyi evet, Ekrem Bey görevine devam edecektir. Evet, net olarak bir bunu açıklama ama, yaptı. Önce bunu yorumlamanı rica bunu edeceğim. Ama Kılıçdaroğlu bizle katıldığı Sözcü TV programında zaten benim sorum üzerine bir biçimde beyan etmişti. Demişti ki ben onun aday olmasına bir şey demem ama ben onun İBB'de kalmasını istiyorum. Bugün de şimdi sabah ben İmamoğlu toplantısındaydım. Bizim de hayatımız böyle. Sabah İmamoğlu toplantısına gidiyoruz. Bir kısım CHP'li bize Ekremci diyor. Geliyoruz burada. Kılıçdaroğlu'nun hakkını müdafaa ediyoruz. Bu kez Kılıçdaroğlu oluyoruz. İşte hayat. Gazetecilikte böyle bir çileli mücadele. Şimdi sabah Ekrem Bey'in toplantısındaydım. Orada da Ekrem Bey belediyenin 4 yıllık faaliyetlerini anlattıktan sonra asıl herkesin merak ettiği fasla geldi. Asıl herkesin merak ettiği fasılda gazetecilerin sorularını yanıtladı. İzniniz olursa biraz anlatayım onu. Tabii olduğunu. Tabii. Olur mu? Tabii. Konudan da çıkmış oluruz. Şimdi aynı zamanda, şimdi orada önce bir konuşmasının 17 sayfa bir konuşma hazırlamış Serap. Onun 17. sayfasında asıl mesajlarını vermiş. 16 sayfa altyapı, köprü, metrobüs falan. 17. sayfa CHP. Ve diyor ki orada biz değişime mecburuz. Çaresizlik ve ümitsizlik Türkiye'yi giderek muhalefetsiz bir otoriterliğe sürüklüyor. Ben de bu görüşteyim. Ve toplum CHP'den değişim bekliyor. Aynı kanaatteyim. Değişimi gerçekleştiremezsek mevcudu da koruyamayız. Yani belediyeleri de koruyamayız diyor. Ve yerel seçimin de riskli olduğunu söylüyor. Böyle devam ederse yerel seçimde başarı olmaz diyor. Sadece vitrini ve söylemi yenileyerek başarı elde edemeyiz. Genel başkan da dair bir değişimi tasavvur ediyor. Tarif ediyor. Sonra sorular soruldu. Ben tabii ona bir soru sordum. İmamoğlu'na dedim ki, geçen hafta yazdığım yazıyı evet, atken. Burada da pazartesi günü evet, söyledim. Burada da söyledim. Dedim ki siz Kılıçdaroğlu'yla 3. Ahlatlı Bel zirvesinde görüştüğünüzde ona dediniz ki, demişsiniz ki en geç pazartesi salıya kadar olağanüstü kurultay, olağan kurultayda aday olmayacağınızı açıklayın. Sonra süreci el birliğiyle yönetelim. Dedi ki ben dedi genel başkana süre vermek gibi bir hadsizliğe düşmem, çekil demem. Ama evet, benim bu hafta o toplantıdan bir beklentim vardı. O beklentilerimi de kendisine söyledim dedi. Hatta yani bu bir biçimde benim anlatımımı aldığım bilgiyi doğruladı. Ve dedi ki, tam olarak hatta onun ifadesinden de aktarmak isterim. Elbette ki bu haftayı önemsediğimi kendileri biliyor. Salı grup toplantısıyla birlikte sürece dair bir tarif ya da değişimle ilgili konuştuğumuz kavramlara dair bir gelişme beklendiği doğrudur. Evet. Mesela onu hamle bekliyordum. Bu şahsi bir mesele değildir, bir beklentidir, toplumsal beklentidir. Benim beklentilerim karşılanmamıştır dedi. Evet. Neydi o beklentisi? Kılıçdaroğlu'na demişti ki 3. Ahlatlı Bel zirvesinde geçen çarşamba günü. Efendim demişti, Kılıçdaroğlu ona sormuştu. Aday genel başkan olmak istiyor musun? O da gayet tabii ama ben daha bütün bir değişim istiyorum. Bunun üzerine Kılıçdaroğlu demişti ki sen İstanbul'a odaklan. Ben onu yazdım. İstanbul'a odaklan, git İstanbul'u çalış, kazan ama o yetmez. Büyükşehir Belediye Meclisi'nde kazan. Bırakacaksan belediyeyi bir CHP'liye devret, ondan sonra çık gel. Bakarız demişti. Bunun üzerine İmamoğlu demişti ki efendim eğer biz değişim gerçekleştiremezsek mevcudu da kaybederiz. Yerel seçimlerde zafiyete uğrarız, kaybederiz demişti. Ve bunun üzerine ona bir yol haritası hazırlayıp sunacağını söylemişti. Çarşamba bu toplantı oluyor. Cuma akşam ona mail attı. Mailde 4-5 paragraflık bir mail orada. Efendim siz önümüzdeki hafta salı çarşamba, pazartesi salı günü bir yol haritası açıklar ve burada kurultayda aday olmayacağım derseniz önümüz açılır falan demişti. Kılıçdaroğlu önce Bülent Kuşoğlu'nun açıklamalarıyla ardından Faik Özsırağ'ın sözleriyle sonra da bugün Tele1'deki açıklamasıyla beraber İmamoğlu'na kapıları kapattı. İmamoğlu dedi ki ben İstanbul'u kendi elimle AK Parti'ye devretmem. Yani sen İstanbul'da kalmalısın. Bu bahiste hocamla aynı yerde duruyorlar. Yani Kılıçdaroğlu ile Ersan Şen uzlaşıyorlar. Sen aynı yerde kalmalısın. İstanbul'u git kazan. Ha orada da diyor. Kazan.
Büyükşehir Belediyesi'ni al, CHP tamam. Dolayısıyla benim karşıma geçip aday olabilirsin. Ama ben de senin genel başkan olmaman için elimden geleni yaparım demiş oldu. Şimdi bugün itibariyle vaziyet ne? Şimdi hem İmamoğlu'nun toplantısından notlarla da aktaracağım. Şimdi İmamoğlu'na sordum ben. Dedim ki aday olmak istiyor musunuz? Yani size dedim ki siz Kılıçdaroğlu'ndan salı günü bir mesaj beklediniz. Beklediğiniz mesajı vermedi. Ne oldu? Dedi ki kardeşim sen İstanbul'a bak dedi. Siz ne yapacaksınız? Aday olacak mısınız diye sordum. Dedi ki benim adaylık gibi kendimi merkeze alan bir talebim yok. Benim daha büyük bir değişim talebim var. Ama tabii onun sınırlarını ve çerçevesini tam oturtmuyor. İmamoğlu'nun hatası erken doğum yaptırmamaktan da olabilir. Şimdi söylediği cümlenin siyasi sonuçları ağır olur. Onu belki göğüslemekte endişe ediyor olabilir. Belki cesur değil. Belki de o. Bütün bunların sonucunda İmamoğlu bugün nasıl bir değişimi, CHP'ye nasıl bir değişimi gerekli gördüğünü söylemiyor. Şunu söylüyor. Ben aday kendimi merkeze almıyorum. Ama şu cümlesi önemli değil miydi? İsmail dikkatini çekmedi mi? Hatırlıyorsak hep birlikte salı günü bir grup toplantısı seçimlerden önce İmamoğlu'nun adı geçerken grup toplantısına İmamoğlu'yla birlikte çıkmıştı Kılıçdaroğlu ve baba oğlun arasına giremezler evladım demişti. Bugün de İmamoğlu şöyle bir açıklama yaptı. Ben bizim Karadeniz'de değişim evet. biraz zorlu olur. Evet. Babam küçükken anahtarı bana teslim etti. Biraz zor oldu ama ben de gururla sorumluluk aldım ve yürüttüm dedi. Yine evet. bir baba oğul vurgusu yaptı evet. yani. Evet orada ama devamında şunu diyor. Diyor ki benim hayalim ve idealim Kılıçdaroğlu'nun o cümleyi tam söylüyor yani. Onun devamında evet. bir cümle daha var. Benim hayalim ve idealim Kılıçdaroğlu'nun partiyle ilgili değişimi, genel başkanlıkla ilgili değişimi herhangi bir sancıya meydan vermeden tamamlamasıdır. Yani Kılıçdaroğlu'na diyor ki siz olağan kurultayda genel başkanlığı bırakacağınızı açıklayın ve günün sonunda bana devredin. Evet, açıkçası ya da benim de içinde bulunduğum kadroya devredin diyor. Kılıçdaroğlu'nun bunu devretmeyeceği aşikar, devretmeyecek. Şimdi İmamoğlu peki bundan başka bir çerçeve çiziyor mu? Bugün itibariyle artık bir çerçeve çizmiyor. Fakat ne olacağını söyleyebilirim. Bayramdan sonra bir hazırlık var. Bayramdan sonra bir değişimin yol haritası, manifestosu yol haritası her neyse onu netleştirecekler. Bir değişim, nasıl bir değişim, parti için, ülke için nasıl bir değişim arzuladıklarını ortaya koyan bir metin hazırlayacaklar. Sonra bu metin etrafında bazı CHP'li siyasilerle, bazı CHP'li il başkanlarıyla beraber, bazı partililerle beraber tartışacaklar. Parti kamuoyuna açılacak. Ardından topluma açılacak. Sonra siyasi kadro ortaya çıkacak. İmamoğlu'nun bir siyasi kadrosu belirleyecek. O siyasi kadro içinde eski yeni CHP'li siyasetçiler il başkanları da olacak. Ve bu siyasi kadro içinden sürpriz isimler de bulunabilir. O siyasi kadro ihtimal Kurban Bayramı'ndan sonra yapılmakta olan il ve ilçe kongrelerinde karşımıza çıkacak. Şimdiden bazı İstanbul ilçelerinde bazı illerde iki listeye çıkmaya başladı. Dolayısıyla il ve ilçelerde biz değişime destek veren, şimdilik henüz CHP'de Kılıçdaroğlu'cu, İmamoğlu'cu ayrımı başlamadı. Yani net ayrışma olmadı. Fakat genel merkez lehinde duranlar, değişim arzu edenler diye kaba bir taraflaşma var. Bu Kurban Bayramı'ndan sonra İmamoğlu ve kadrosunun kurultayda bir iddia sahibi olmak üzere il ve ilçelerde somutlaştığını görebiliriz. Çünkü başka bir yolu yok. Kılıçdaroğlu şu an kapıları kapatmış durumda. Kapıları kapattı ve sen İstanbul'a odaklanıyorsan odaklan, oraya seni aday gösteririm dedi. Şu şartları sağlarsan da karşıma geçebilirsin dedi. İmamoğlu ise seçimin birinci günü, ertesi günü 29 Mayıs'tan itibaren değişim diyor. Adım adım Kılıçdaroğlu'na o makamı bırak diyor. O makamı bana bırak diyor. O makamı benim de içimde olduğum bir özneye bırak diyor. Şimdi bütün bunlardan ricat edemez, geri çekilemez. Yani bu saatten sonra tamam canım bana bırak dedim ama bırakmasan da olmaz, bırakmasan da olur. Biz gene baba oğluz diye devam edemez. Siyaset böyle devam ederse insanı iddiasından vururlar yani. O zaman niye bu tantana derler? Ya 29 Mayıs'ta değişim bayrağını açmayacaktınız ya da bugün yolun sonunda indirmeyecektiniz denir yani. Bu nedenle ben İmamoğlu'nun çıktığı yoldan geri dönmeyeceğini, her ne kadar o şimdi ben aday değilim dese de öyle diyor, aday değilim diyor.
aday değilim dese de şartların onu adaylaşmaya doğru götüreceğini düşünüyorum. Fakat bu durumda Kılıçdaroğlu ve CHP Genel Merkezi'nin elinde esaslı bir mazeret var. Sen İstanbul'u AK Parti'ye teslim eden kişisin diye bir suçlama gelecek. Kuşoğlu da benzer bir açıklama tabii yaptı zaten. Yani İstanbul'u biz 25 yıl sonra seçimle aldık. Sen CHP Genel Başkanı için, başkanlığı için İstanbul Belediyesi'ni devrettin diyebilirler. Böyle bir endişe var, böyle bir haklı itiraz gelir. Bu itirazı da İmamoğlu'nun önündeki en büyük problem de bu itiraz. Çünkü İmamoğlu ben adayım demezken aslında tam da bu ihtimali gözeterek diyor. Yani İmamoğlu'nun tercihi şu olur bence. Kendisinin aday olması değil. İçinde bulunduğu ve ona öncülük ettiği değişimin kendisi CHP'nin başına gelsin ister. Bu ne demek? Bu daha önce de anlatmıştım. Abdullah Gül Erdoğan formülü gibi kendisinin fiili önder olduğu, hani siyasi önder olduğu, fiili önderin ise bir başkası olduğu. Abi formülü konuşuyor. Abi değil. Abi değil yani eş başkanlık diyebiliriz aslında. Eş başkanlık diyemeyiz de buna yani. Yani ikili bir başkanlık modeli ama orada İmamoğlu kendisini değişimin önünde tarif ediyor. Değişimin mimarı tarif ediyor. Ama onu CHP Genel Başkanlığı fiilen idare edebilecek bir Abdullah Gül'e ihtiyacı var. İşte abi model dedikleri ortada. O Engin Altay ismi geçiyordu bir ara, o konuşuluyordu sanırım. Yani Engin Altay'ı bilmiyorum, Engin Altay doğru bir isim mi? Ama şunu söyleyeyim, yani kendisi ben siyasi önder olayım, belediyeyi de bırakmayayım, belediyeyi terk etmeyeyim. Bu yüzden siyasi önder olayım ama değişimin önderi olayım. Ama diğer taraftan partinin fiili lideri de bir başka arkadaşım olsun gibi bir öneriyle de gelebilir. Yahut değişimin fiili lideri olarak da kurultaylarda karşısına da çıkabilir. Şu anda durum ne? Şu anda Kılıçdaroğlu ve CHP Genel Merkezi kendisini tahkim etmiş durumda. Seçimin ilk günlerindeki çekingenliği üzerine atmış görünüyor ve Kılıçdaroğlu çok iddialı şekilde ben seçimle yarı seçime kadar buradayım. İmamoğlu sen de istiyorsan İstanbul'da aday olabilirsin ama gerekli şartları sağlayıp karşıma çıkıyorsan o zaman çık diyor. Bu saatten sonra artık şu olur. Bayram bu mesajı aldıktan sonra açık bir mesaj. İmamoğlu'nun önünde iki yol var. Birincisi kurultay savaşırsın kardeşim. Muharrem İnce o yoldan geçti. Bu cesaret işi, kusura bakma. Bu cesaret işi. Yani cüret işidir. Ecevit kendisinden 30 yaş büyük İsmet'in önünün karşısına çıktı. Kurultay'da zannedersem kurultaydaki ilk oylamada Divan Başkanlığı seçimini kazandı ve İsmet Paşa istifa edip gitti. Öyle oldu. Ardından 90'lı yıllarda Deniz Baykal kurultay kurultaya çarpışarak geldi. Dolayısıyla Ekrem İmamoğlu bir değişim gerçekleştirmek ve değişime liderlik etmek istiyorsa bunun için o değişimin adını net olarak koymalı ve yola çıkmalı. Bunun zorunlu sonucu nedir? Kurban Bayramı'ndan sonra ya da bayramdan sonra açıkça ben bu partinin genel başkan olacağım ya da genel başkan olacak ekiple beraber yürüyeceğim demesi gerekir. İkinci ihtimal nedir? Bu iddiasından vazgeçer. İstanbul Belediye Başkanlığı'nda kalır. O zaman onun siyasi cüretinden ve iddiasından artık şüphe duyulur. Çünkü hem Cumhurbaşkanı adaylığı sırasında adı anıldı, anketlerde sıralamaya girdi. Meral Akşener isim olarak zikredi, aday olmadı, geri adım attı. Ne yapmalıyı birazdan konuşalım mı? Şimdi de genel başkanlık adaylığında öne atılıp bu şekilde geri çekilirse bundan sonraki siyasi yolculuğunu büyük ölçüde noktalamış olur. Peki. İmamoğlu'nun tabii bir bilgisi var. Ben de biliyorum. Çünkü İmamoğlu ile temas halinde olan il başkanları var. Bir kısmı bugün, yarın İstanbul'a gelecek ve İmamoğlu ile görüşecekler. Zaten geçen hafta Batı Karadeniz'deki 9 il başkanı ortak açıklama yayınlayarak değişim çağrısında bulundular. Benim bildiğim kadarıyla bu bütün Karadeniz'e yayılıyor. Dün ne oldu? Önce onu anlatayım. Bunlar tabii yeni bilgiler. Bir kez benden duymuş olacaksınız. Çok önemli. Dün 81 il başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla beraberdi ve 9 saat boyunca Kemal Kılıçdaroğlu'nun eleştirilerini aktardılar. Kemal Kılıçdaroğlu da onlara işte yanıt verdi. Bir kere benim öğrendiğim kadarıyla 45 civarında il başkanı söz aldı. Bunlardan ikisi yalnızca övgü mahiyetine konuşma yapmış. Geri kalanların tamamı eleştirel konuşmaları yapmış. Hatta Denizli, Karaman, Düzce, Kütahya, Çankırı, Isparta, Kastamonu, Erzurum ve Maraş il başkanları sertçe
eleştirmişler ve daha bütün bir değişim talep etmişler. Kılıçdaroğlu oturum başladığında demiş ki il başkanlarına başarısızlığın nedeni sizsiniz çünkü çalışmadınız demiş. Bunun üzerine il başkanları tepki göstermişler. Asıl başarısız genel merkezdir demişler. Hatta bazı il başkanları ayağa kalkarak görüşlerini belirtmiş. Mesela Denizli genel merkezimiz örgütten koptu demiş. Karaman tarikat şehirleriyle 4-5 saat oturuyorsunuz bizimle 2 dakika konuşmuyorsunuz demiş. Kütahya bütün partide değişim gerekiyor, yenileme şimdi gerekiyor. Şimdi Tanju Özcan'ın açıklamaları var, yenilir yutulur gibi değil. Tabii, Çankırı genel merkezin bizimle hiçbir alakası kalmadı demiş. Isparta biz partinin kararlarını gazetelerden ya da ittifak partinin il başkanlarını öğreniyoruz demiş. Erzurum parti soldan uzaklaştı ve toplumdan koptu demiş. Şimdi ayrıca başkanlar demişler ki ya bu HDP'den kaynaklı bize vurulan PKK yaftasına siz vaktinde cevap veremediniz. Evet, aynen. Veremediğiniz gibi ikinci turda da birdenbire MHP çizgisine geldiniz. Taban tabana zıttı ve tutarsızdı. Biz bunu izah etmekte zorlandık. Hatta bazı il başkanları demiş ki ya ben bu kadar aşırı sağa kaydınız ben bile paylaşamadım görüşleri demiş. Partide 6-7 dönemlik milletvekilleri olgusu çökleştirilmiş. Bir il başkanı demiş ki partide ağalık oluştu. AK Parti bile bizden bu hususta daha ileri demiş. Altılı masa eleştirmişler. Demişler ki bunların bize hiçbir faydası olmadı. Sadece vekillik verdik. Ondan sonra seçimi de kaybettik üstüne üstlük demişler. Bu arada Kılıçdaroğlu milletvekili listeleri eleştirilmiş. Kılıçdaroğlu orada hak vermiş. Demiş ki ben milletvekili listelerini gördüğümde Atağlar Üsküdar geçmişti. Müdahale edemedim. Bu yüzden MYK'mı da görevden aldım demiş. Ayrıca Kılıçdaroğlu görmeden böyle bir liste hazırlanması işte, mümkün diyor, mi? Onu diyor. Çünkü bir komisyon var diyor. O yaptı diyor. Bizim yayında da söyledi onu. Sadullah Ergin'in Çankaya'dan vekil yapılması çok eleştirilmiş. O da ona haklısınız demiş. Hak vermiş. Bunu da Sadullah Ergin benden duysun. Hak vermiş. Ben de yanlış buldum demiş. Başka yere koymalıydık. Fakat ittifak ortağımız öyle istediği için böyle yapmak zorunda kaldık demiş. Kılıçdaroğlu bu arada toplantı sonrasında ortak bildiri yazması için 4 başkanı görevlendiriyor. İstanbul, Ankara, İzmir, Manisa. Bunlardan 3'ü Kılıçdaroğlu yanlısı zaten. Yani İstanbul, Ankara ve İzmir il başkanları genel merkeze destek veriyorlar. Manisa ortada. Ama Manisa il başkanı da bildiğim kadarıyla Özgür Özel'le arası iyi değil. Şimdi bir bildiri yazıyorlar. Gece yazıyorlar. Sabah il başkanlarının WhatsApp grubuna düşüyor. Bu bildiri de yayınlanan bildiriden farklı bir bildiri bu. Bir paragraf başlı başına. Yani bir paragrafın ikinci bölümüyle başlı başına bir paragraf var ki doğrudan İmamoğlu'nu iğneliyor. O ifadeyi okuyayım. Lütfen. Bir paragraf, şöyle bir paragraf diyor ki, Duyun Umumiye Kabinesi'nin memleketi uluslararası tefecilere teslim ettiği bir dönemde bizler, buraya kadar metinde aynen var ama evet, şundan sonrası yok. Değiştirildi çünkü. Değiştirilmeyen halinde şöyle diyor. Bizler sözün şehvetine kapılmak yerine sessizce çalışmalarımızı yürütürken gürültülü bir şekilde değişim sözcüğü dolaşıma sokuldu. Bir daha tekrar ediyorum. Bizler sözün şehvetine kapılmak yerine sessizce çalışmaları yürütürken gürültülü bir şekilde değişim sözcüğü dolaşıma sokuldu. Ardından bu okuyacağım paragraf tümüyle çıkarıldı. O yok. Değişim sözcüğüyle söze başlayanların çoğu seçim sonuçlarından hareketle kişi merkezli değişimi önceliğe konuşmaya başladılar. Bu iki ifade de esasen İmamoğlu'nu kastediyor. Öyle anlıyorum ben. Ve bu WhatsApp grubuna düştüğünde 4 il başkanı karşı çıkıyor. Bildiğim kadarıyla Kütahya, Tokat, Erzurum ve Kastamonu itiraz ediyorlar. Bildiriyi yazan il başkanlarından biri İmamoğlu değil başka gazeteciler de var diyerek genelliyor. Halbuki İmamoğlu'nu kastediyor yani. Zaten O söylediğini sanırım şöyle yumuşatmışlar. Evet. Değişim albenisi olan sihirli bir sözcüktür ancak kalıcı bir değişimi dönüşümü sağlayacak olan kişilerden ziyade fikirler ve ilkelerdir. O metinde zaten var. İlk metinde de mi vardı bu? O metinde ilk metinde vardı. İlk metinde olmayan mesela bildiri önünde mi senin? Hı hı. Bildiriye bakayım mesela bildiride. Aslında bildiride yer alan cümle şu. Onu ben bildiriden okuyayım. Kıyası daha mümkün olsun. Mesela diyor ki, Duyun Umumiye Kabinesi'nin memleketi uluslararası tefecile teslim ettiği bir dönemde bizler sessizce çalışmalarımızı yürütürken evet, doğru. Bir yandan da
kamuoyundaki eleştirileri ve talepleri dikkatlice takip ettik. Halbuki asıl metinde şöyle diyor. Diyor ki, bizler sözün şehvetine kapılmak yerine sessizce çalışma yürütürken gürültülü bir şekilde değişim sözcüsü dolaşması kuldu. O yok, o çıkarıldı. Değişim sözcüsü dolaşması. Değişim çağrı yapan İmamoğlu. Tabii. Sonra bu paragraf, şu an okuyacağım paragraf hiç yok. O da şu, değişim sözcüğüyle söze başlayanların İmamoğlu, çoğu seçim sonuçlarına hareketle kişi merkezli değişimi önceleyip konuşmaya başladılar. O da Kılıçdaroğlu. Tabii. Şimdi dolayısıyla buna itiraz ediyor 4 il başkanı. Bunun üzerine ilk paragrafın yarısı değiştiriliyor. İkinci paragraf tümden çıkarılıyor. Bir iki bölüm daha var çıkarılan. Bunun üzerine yayınlanıyor. Ama benim gördüğüm kadarıyla hala itirazlar sürüyor. Bazı il başkanları sosyal medya hesaplarına yayınlamadılar. Bazı il başkanları yayınlayıp sildiler. Bir kısım il başkanı İstanbul'a geliyor. Kılıçdaroğlu'yla, İmamoğlu'yla görüşecekler. Şimdi CHP'de açıktan Kemal Kılıçdaroğlu'cular ve İmamoğlu'cular ayrışması yok, şu an yok. Ama olabilir. Olur hatta. Olacak hatta, onu söyleyeyim. Çünkü bayramdan sonra kongreler başladığında genel merkezden ya da değişimden yana olanlar, eğer bu isimlenirse Kılıçdaroğlu'cular ya da İmamoğlu'cular diye ayrışma olabilir. İfademi yanlış anlamasınlar, bağışlasınlar. Kemalciler, Ekremciler diye bir ayrışma olabilir. Şimdiden bu açığa çıktı. Peki nasıl ayrışıyorlar? Benim gördüğüm kadarıyla listeye bakıyorum, illere bakıyorum. Kılıçdaroğlu'na nereler destek veriyor onlara bakıyorum. Batı Karadeniz 9 ilde başkan destek veriyor. Ortak açıklama yaptılar. İmamoğlu'na destek evet, veriyor. Karadeniz'in geneline yayılmış bu. Orta Anadolu'da bazı illerde, Doğu Anadolu'da bazı illerde yayılmış bu. Tabii oralarda İmamoğlu Karadeniz özellikle memleketlilerden aslında alıyor destek. Hemşehricilik bağı da var da aslında yani benim dışarıdan baktığımda İmamoğlu'na destek verenler kimler biliyor musun? Kaybedecek hiçbir şeyi olmayan ya da bir sonraki seçimde de kazanma umudu olmayan iller. İmamoğlu'na destek verenler onlar. Kaybedecek hiçbir şeyi olmayanlar ve kazanma umudu kalmayanlar. Giresun'dasın, Samsun'dasın, Bartın'dasın, Erzurum'dasın, Çankırı'dasın, Kütahya'dasın. Hadi İstanbul alabilirsiniz. İlginç bir tespit. Bak, İstanbul alabilirsiniz. Yani CHP zorlasa kaynaklarını seferber eder, İstanbul alabilir. Ankara'yı alabilir. Kütahya'yı alamıyor. Ya bak, Kütahya'yı alamaz. Hangi ittifakı kurarsan kur, alamıyoruz. Mesela Kütahya il başkanısın. Milletvekili ucu ucuna çıkarmışsın. Belediye alabilecek misin? Kıyamete kadar alamayacaksın. Çankırı'ya git. Çankırı'ya. Bir milletvekilleri var, çıkardılar. Belediye yok. Bayburt. Bayburt'ta hakikaten kıyamete kadar ne milletvekili var ne belediye var. Rize alamayacaksın. Samsun. Atakum'u aldılar. Bir de alırlar bu muamma. Bir ilçe. Ordu. Koca Ordu var ya, Koca Ordu. Koca Ordu'da bir tane ilçe var. Ordu'nun en küçük ilçesi Güryalı. Deniz kenarında bir kasaba. Çok iyi bir belediye başkanı var. Orayı alırsa alır. O vaziyet. Bugün İmamoğlu'na destek verenler ya şöyle illerdir, ya bir milletvekili vardır, ya hiç yoktur. Belediyesiz zaten yoktur. O yüzden onlar şöyle bakıyorlar, değişimden başka çaremiz yok diye bakıyorlar. Yani bugüne kadar bu yapıyla biz kazanamadık. Önümüzdeki bir süreçte belediye yine kazanamayacağız. Çünkü yani ya gelsin bak, her CHP'li tartışıyorum. O zaman mecburen bir destek veriyor. Hayır, başka bir seçeneği yok ya. Diyor ki ya bu şartlar altında ben zaten kazanamadım burayı. Yani her biriyle tartışırım. İstanbul'u kazanabilirler. İstanbul'u kazanma ihtimalleri Gümüşhane'yi kazanma ihtimallerinin 100 katı. Mersin'i kazanma ihtimalleri, İzmir'i kazanma ihtimalleri, efendime söyleyeyim, Isparta'yı kazanma ihtimallerinin 1000 katı kardeşim. Isparta daha zor yani. Kazanma ihtimali umuluyor. Rize Belediyesi'nin, Rizeli CHP'lerin alma ihtimali yok. Bak, sıfır. Yok. Şimdi ne yapacak? Değişim arzu ediyor. Kaybedecek hiçbir şey olmayan, kazanma umudu kalmayan iller İmamoğlu'na bugün destek veriyor. Büyük ölçüde, hepsi diyemem. Büyük ölçüde. Kemal Kılıçdaroğlu'nun arkasında daha çok kimler var? Büyük şehirler var benim gördüğüm kadarıyla. İstanbul, efendime söyleyeyim, Ankara, İzmir. Burada ne var? Burada bolca milletvekili var. Burada bolca belediye var. Ve CHP'nin buraları kazanma ihtimali var. İstanbul bugün mesela... mesela İstanbul
İmamoğlu toplantısına belediye başkanlarının yarısı geldi, yarısı gelmedi. Millet kaç milletvekili geldi biliyor musun? İki. İstanbul'da kaç milletvekili var CHP'nin? 30-40 tane var ya. İki tane geldi. Özgür Karabat da zaten İmamoğlu hareket ediyor. Herkes biliyor onu. Kaç MYK üyesi geldi biliyor musun? Sıfır. Oraya gelmek diye bir taraf belirlemek noktasına mı şimdi, geldi artık? Tabii oraya gelen gazetecilere bile taraf diyorlar. Bak oraya gelen gazeteciye. Şimdi vaziyet bu. Neden? Çünkü İstanbul'da belediye başkanı alınmasınlar. Tanıyorum yani çoğunu. Yanlış anlamasınlar. Belediye başkanı ne ister? Ya şimdi yerel seçime kalmış 6 ay genel merkezlerden bozulmasın ister. Niye bu riski alsın ya? O nedenle kaybedecek bir şeyi var. Milletvekili ne ister? Ya zaten daha bismillah yeni seçildik. Genel başkanı aramı bozmayayım der yani. Diyeceği odur. Kaybedecek iller, bu illerin kaybedecek yerleri var. Belediyeleri var, milletvekillikleri var. Gümüşhane'nin neyi var? Adem Baba gibi zaten yani neyi var? Erzurum'un neyi var? Erzurum'da CHP'li olmak taşlanmak demek zaten. Neyi kaybedecek ki? O nedenle kaybedecek hiçbir şey yok. Kaybedecek bir şey olmayanlar, kazanma ihtimali kalmayanlar diyor ki değişim olsun. Belki bir o değişim bir rüzgar yaratır. Bize de bir şey nasip olur. Ama metropoller Kemal Kılıçdaroğlu'nun arkasında çünkü oralarda belediyeler var, milletvekilleri var. Genel merkez orada filan. Dolayısıyla ayrışma bu büyüklükte gelişir ama bu genelleyemem bunu. Mesela Tunceli efendim ya da bazı Doğu ve Güneydoğu'daki bazı İç Anadolu'daki illerde Kemal Bey destek verecektir elbette. Ben genel manzarayı söylüyorum. Bu nedenle bu ayrışma büyür. Her ne kadar İmamoğlu ben aday değilim dese de onun günün sonunda aday olacağı bir yere onu bu siyasi dalga götürür. Gitmezse kendisi hayır göz alamazsa cesaret gösteremez de kalırsa o dalga gene devam eder bu arada. O dalga da gene devam eder. Yani şöyle devam eder. CHP Genel Merkezi ve onun lideri Sayın Kılıçdaroğlu ister rekabet etsin, ister tek aday girsin, ister sonucunda kurultayı kazansın. O bilmem, o CHP'lilerin takdiri. Ben anlamam ama Kılıçdaroğlu kazanırsa ve koltuğunda kalırsa da nasıl zor bir dönemin onu beklediğini görmesi gerekir. Hem o hem CHP Genel Merkezi. Çünkü tabii. CHP'liler hiç olmadıkları kadar moral bozukluğu içindeler. CHP'liler hiç olmadığı kadar yüzleri asık ve şeflerini kaybetmiş durumdalar. Hiç olmadıkları kadar hayal kırıklığı yaşamış durumdalar. Kollarını kaldıracak takatleri kalmadı. Moralleri bozuk. Nereden biliyorum? Ya ben yayınlardan biliyorum. Yayınlarımızın izlenme oranı düştü. İnsanlar siyaset izlemek istemiyor. Çünkü yani yenilgi hatırlıyor. Çok büyük bir hayalle seçime girilmişti. Büyük bir hayal kırıklığıyla çıkıldı. İnsanların motivasyonları kalmadı, moralleri kalmadı. Bizim değil ya İsmail, bizde düşme falan durumu yok. Bizim reytinglerimiz iyi geliyor ya yine. Tamam, biz maşallah ama yani genel bir tablo söylüyorum. İnsanlar siyasal eylemliklerden koptular, uzaklaştılar. Bu manzarada onun da etkisi var. Bu manzarada CHP'nin kendi kitlesini devindirmesi, silkinmesi, ayağa kalkması zor görünüyor. Kılıçdaroğlu hadi kendisi kalsın. Ama en azından insanların bir önceki dönemde karşısında bulduğu figürlerle yeni dönemi inşa etmesi mümkün değil. Onu görmesi gerekir. Bu seçmen kitlesini bir sahici bir değişimi onlara hissettirmeden sürdürmesi mümkün görünmüyor. Peki, ve bunun sonucunda özür dilerim. Ne kadar iddialı cümleler kurarsa kursun bunlar kimi muhalif kanallarındaki stüdyolarda yankılanır durur. Seçim vakti gidildiğinde belediyeleri kaybetme. Hem de ağır bir hezimet yaşama ihtimaliyle karşı karşıya kalabilir. Peki. Şimdi bir şey söyleyebilir miyim? Başarısız seçimde demokratik bir prensip olarak elbette ki başarısız olan siyasetçilerin düşüneceği davranış biçimlerinden biri kuşkusuz görevini terk etmektir. Fakat iki şey birbirine karıştırılıyor. Kılıçdaroğlu'na bir daha Cumhurbaşkanlığına aday olmayın, siz kazanamadınız demeyi anlayabiliyorum. Bu doğru. Kazanamadınız. Bence de zaten yaşı da kemale erdi. Tabii. Yani Cumhurbaşkanlığı adaylığı şansını kullandı, yaşı kemale erdi. Bilmiyoruz, bir de 5 yıl sonra karşısında Erdoğan bile olmayabilir. Erdoğan damadı olabilir. O bile şık bir durum değil. Anlatabiliyor muyum? Bence de Cumhurbaşkanı adaylığını bir daha düşünmemeli. Fakat bak, parti genel başkanlığı başka bir mesele. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Parti genel başkanlığında benim kanaatim CHP'deki değişimin önünü kendisi açmalı. Ben öyle bir yazı yazdım hatta. Dedim ki Kemal Bey, siz partideki dönüşümü gerçekleştirdiniz.
Gerçekten bir nitelikli dönüşüm gerçekleştirdi bu arada. Uzun uzun konuşabilirim. Şimdi seçim sonrası olduğu için bu hayhuy da anlaşılamıyor. Ama CHP, Fırat'ın ötesine geçemediği söylenen CHP, çok uzun zaman sonra Kürt vatandaşın oyunu ve kalbini kazanabildi. Tabii. Büyük bir başarıydı. Bunu şimdi seçimle ölçemezsiniz. Bak bunu yaklaşık CHP'nin 70 yıllık tarihinde bir istisnadır bu. Ciddi bir istisnadır. Bir seçimi kaybettiği için Kürt seçmenin gönlünü kazanma başarısını yok sayamazsınız. Bu bundan sonraki süreci etkileyecek. Yahut uzun zamandır din karşıtı gösterilen, muhafazakarların düşmanı diye gösterilen, efendim hatta dinsiz imansız diye itham edilen Cumhuriyet Halk Partililerin Kemal Kılıçdaroğlu'nun önayak olmasıyla beraber bir helalleşme çabası içerisine girmesini hafife alamazsınız. Bu muazzam bir şeydir. Yıllarca Cumhuriyet mitinglerinde işte türbanlara kan kusturan CHP'lilerden alıp kendi listelerinden, bu da gözden kaçtı bu arada, CHP listelerinden ilk defa mesela türbanlı milletvekili girdi. Tabii. Şu an mesela bunu konuşamıyoruz ha. Bak kimse bilmiyor. Fark etmedi çünkü. Seçim sonucu başarılı sonuçlandığı için buna kimse dikkat kesilemedi. İlk defa CHP'nin listelerinden benim bildiğim kadarıyla en az iki tane milletvekili parlamentoya girdi. Başörtülü milletvekili. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk başörtülüleri üniversiteye bile sokmayan CHP'den kendi listesinden başörtüleri meclise sokan CHP'ye bir dönüşüm geçirdi. Şimdi seçim sonucunda CHP kaybetti. Kılıçdaroğlu kaybetti. Doğru kaybetti. Ama bu kazanım biliyor musunuz? Çok büyük bir kazanım. Bu başörtüsüyle ilgili dönüşüm, muhafazakarlara kapıyı açma, Kılıçdaroğlu'nun eseri. Ya bunu göz ardı edemeyiz. Haksızlık olur bu. Aynı şekilde Kürt seçmene temas etmek büyük bir başarı. Bunu Kılıçdaroğlu yaptı. Her şeyden önce hocam tabii ki siyaseten milliyetçi ve MHP ya da İYİ Parti'ye daha yakın. Bak şunu söyleyeyim. Bugün sokak ortasında öldürülmüş olan bir akademisyen Sinan Ateş'in ailesine sahip çıkan da o. Mansur Yavaş, ülkücü Mansur Yavaş'ı belediye başkanı yapan da o. Hatay'da bir başka ülkücü adayı yapan da o. Bir MHP'nin oğlu olan Ekrem İmamoğlu'nun adayı yapan da o. Kapılarını MHP'ye açan MHP ile ortak Cumhurbaşkanı adayı, ki o bir hata bu arada, Ekmelettin İhsanoğlu. Ortak aday çıkaran da o. Ya şimdi MHP'nin, CHP'nin bir zamanlar silahlarla çatıştıkları MHP'lilerle bugün yan yana mücadele etme kapısını açan da o. Şimdi bak seçimi kaybetti. Bunlar yanlış mıydı? Ya bunlar doğru. Ve bunlar tarihsel dönüşümler. Ülkücülerle, milliyetçilerle ilişkilenmek, Kürtlerle yan yana gelmek, muhafazakarlarla kapıları mücadele etmek. Hepsini Kılıçdaroğlu yaptı. Hepsini de doğru yaptı. Tarihsel dönüşümü yaptı. Ama artık bir dönüşüm daha yapması gerekiyor Kılıçdaroğlu'nun. Bir dönüşüm daha. Kendi partisinin dönüşümünü tamamladıktan sonra partisini güvendiği evlatlarla kendisini teslim etmesi gerekir. Benim fikrim bu. Fakat kardeşim, Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanlığı seçimini kaybettiği için başarısız, fakat bütün bu dönüşümlerden dolayı başarılıdır. Bunu teslim etmek lazım. Ve bunlar sadece bir partinin dönüşümü değil, Türk demokrasisinin dönüşümüdür. Çünkü CHP dönüşürse demokrasi de dönüşüyor. Şimdi sadece bir seçim, bir partinin genel başkanlığını, bak Cumhurbaşkanlığı demiyorum, orada Ersan Hoca haklı. Ama bir partinin başkanlığını sadece seçim sonucuna indirgerseniz, Bülent Ecevit'i tarihten silerseniz, İsmet Paşa'yı silersiniz. İsmet Paşa 1965'te Demirel'e yenildi. 69'da Demirel'e yenildi. Bırakmadı. İsmet Paşa tarihte başarısız bir genel başkan mıydı yani? Ecevit 1987'de girdi. 91'de girdi. 95'te girdi. 99'da lider başbakan oldu. Deniz Baykal bir tek başbakan yardımcısı oldu. Fakat 93'ten kurduğu, istifa ettiği yana kadar seçimlere girdi. O çok eleştirildi tabii ki. Dolayısıyla bir de böyle bir çerçeveden bakmak lazım. Bak ben diyorum ki Kemal Bey, artık siz partinizi dönüştürdünüz ve evlatlarınıza teslim edin. Ama sadece bir seçim kaybetti. Fakat çok şey kazandırdı. Bak bu göz ardı ediliyor. Kemal Kılıçdaroğlu'na olan bütün eleştirilerimi beraber söylüyorum. Türk demokrasisinde çok önemli kazanımları var. Fakat bir kazanıma daha ihtiyacı var. Bak, Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir kazanım daha bırakması lazım. O da kardeşim bu solcular koltuğu bırakmaz imajını yıkması lazım. Bak bu solcular öz eleştiriyi açıklıdırlar, öz eleştiri de verirler. Bu solcular başarısız olduklarını düşündüklerinde bırakırlar. Bu solcular AK Partililer gibi yapmaz, koltuğa yapışmazlar. Üç dönem, dört dönem kalmazlar. İki dönem yeter onlara dedirtmesi lazım. Bunu da o dedirtir. O nedenle Kılıçdaroğlu'nun bu hamleyi yapması lazım ama seçim Cumhurbaşkanlığı da başarısızdır. Seçimi de kazanamamıştır. Fakat Türk demokrasisinde ileride
CHP tarihinde de, demokrasi tarihinde de çok büyük dönüşümlerin mimarlık anı olacaktır. Bunu söyledi, ben onu duyurdum. Sosyal medyada açıkladım. Umarım linçlemezler. Umarım ya. Bir anda kasetler masetler ortada dolaşmaz. Yok, yok. Öyle kirli bir siyasete girmezler. Yok. Bak bunlar da beni endişeye sevk ediyor. Olabilir. Bir şey olmaz Tanju Bey. Ya şimdi Tanju Bey, zaman zaman sosyal medyada, bazen televizyon programlarında eleştirinin dozunu kaçırabilir yani. Ancak hiçbir parti, yani partisinin genel başkanını da eleştirmekten de öyle çekinen biri değil. Cumhuriyet Halk Partisi Tanju Bey hakkında bu disiplin ve ceza mekanizmalarını çok kolay kullanıyor. Halbuki Tanju Bey isterse ayrılabilirdi. Daha önce Murat Emince hareket ediyordu. Ayrılmadı. Partisinde kaldı. O Cumhuriyet Halk Partisi'nin sahibi olarak kendisini görüyor. Biz mesela seçimden hemen önce Kılıçdaroğlu'nun Düzce, Sakarya, Bolu seyahatinde Bolu il girişinde karşılayan oydu. Üstelik CHP üyesi de değildi o aşamada. Otobüste o vardı. Her aşamada partisinin yanındaydı. Partisi onu ihraç ettiği halde hep CHP'li gibi hareket etti. Şimdi dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin Tanju Özcan gibi CHP'nin gövdesi olan, CHP'nin asıl unsuru olan, evladı olan insanlara sahip çıkması lazım. Böyle iki tweet attı diye, üç açıklama yaptı diye hemen kapının önüne koyayım, hemen ihraç edeyim. Yakışıyor mu böyle şeyler? Yani Tanju Özcan partinin öz evladı. Açsanız da bir yere gitmiyor ki zaten. Tanju Özcan sırasını bekliyor. Bir sonraki yönetimde geri geliyor. Geri gelmek istiyor. O nedenle CHP yönetiminin tahammüllü olması gerekir. Yani hele hele şu geçirdiğimiz günlerde Abdülhatif Şener vakası yaşandıktan sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi öz evlatlarına fazladan acımasız değil, fazladan tahammüllü olması gerekir. Onların itirazlarını dikkate mesela alması gerekir. Mesela Sayın Tanju Özcan'ın Abdülhatif Şener'e yönelttiği eleştiriye ben katılmıyorum. O kadar toptancı bir anlayışla. Yani o badem bıyık, badem bıyık. Bu tür değil. Sözleri söylüyor bak, rahatsız edici. Evet. Ben de bazı fikirlerim ama bundan dolayı, bu tarz açıklamalardan dolayı bir insan kapının ama önüne koymaz. Ama sadece bu açıklama değil. Daha önce ihraç sebebini de hatırlıyoruz var, biliyorum, ya. Var, biliyorum. Biraz, biraz ilgili bir çıkışları ve ezberleri var, biraz rahatsız ama, etmişti ama genel bu, merkezi. Şu anda bunlar kesin ihraç isteminin sebebi olabilir mi? Ya bence de olmaması gerekir canım. Aynı fikirdeyim. Ben de aynı fikirdeyim ama bu süreçte hele hele bir mağlubiyet var. Seçim mağlubiyeti var. Partide işte Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu şeklinde bir yol ayrımına gelinmiş. CHP Genel Merkezi üstelik bak aradan 14 Mayıs'ın üzerinden 1,5 aydan fazla zaman geçti, 40 gün. 28 Mayıs'ın üzerinden İsmail, de... İsmail burada bırakalım, 51-49. 28 Mayıs'ın üzerinden de kaç gün geçti? Yine bir 20-30 gün. Son 3-4 dakikamız dayanıyor. 20 gün geçti. Şimdi CHP Genel Merkezi aradan geçen 20 güne rağmen, hatta 40 güne rağmen bir öz eleştiri bile vermedi. Topluma dönüp, ey ahali, ey 25 milyon, ben şundan kaybettim bile demedi. Bu kaybın sorumlularını bize söylemedik. Sayın Kılıçdaroğlu, MYK'dan bir kısmını gönderdi, danışmanlardan bir kısmını gönderdi. Bu olmadı ki yani, değişim bu değil ki. Ve henüz topluma, henüz halka CHP seçimi neden kaybettiğini dört başı mamur bir açıklamayla duyurmadı. Ne bir komisyon kuruldu, ne bir toplantı yapıldı, ne raporlar çıkarıldı, hiçbir şey yapılmadı. Sayın Kılıçdaroğlu ve ekibi neden kaybettiğinin cevabını vermeden, işi gücü bırakıp, başka önceliği yokmuş gibi disiplin mekanizmasını Tanju Özcan'a mı çalıştırıyor? Peki aynı mekanizmayı CHP Genel Merkezi neden Abdülhatif Şener'e uygulamadı? Abdülhatif Şener'le ilgili ya da başkaca bu ve benzeri söylemde bulunanları uygulamadı. Çok hatalı bu iş. Tanju Özcan eleştiride ayarı kaçırabilir. Tanju Özcan o partinin evladı olarak kabul görmeli. Ben hata ettiklerini düşünüyorum. Kaldı ki bu yolla kendilerine ilişkin eleştirileri de bastıramazlar, daha da fazla olur. Mesela önceki gün İzmir Belediye Başkanı kendince bir değişim çağrısı yaptı. Bildiri yayınladı. Bugün Gürsel Erol, önemli bir isim, seçimden önce Kemal Bey savunuyordu, değişim çağrısı yaptı. Yani bu böyle olmaz, bu doğru değil. Belki yani Tanju Özcan'a yani eleştirinin üslubu noktasında itiraz edebilirler ama Tanju Özcan'a ihraç etmek hiç olacak işler değil. Evvela CHP Genel Merkezi
evvela bir iş yapacaksa otursun, neden kaybettiğine dair kafa yorsun. Topluma da bize oy verdiniz, cevabı hak ediyorsunuz. Biz de şundan kaybettik, bunun sonuçları da bunlardır ve gereğini yapacağız demesi gerekir. Ve şöyle algılanır, ben size söyleyeyim, alt kimlik siyasetine gider iş. Yine partiden Atatürkçüleri uzaklaştırıyorsunuz, sonuç çıkar buradan. Ben size söyleyeyim. Zaten bak, Tanju Hocam onu söylüyor. Evet. Bir kere bak, bir kere CHP'nin en önemli ödevlerinden biri şu. Hata olur bu belki. Bak seçimden önce ben bunu söyledim. Ne zaman söyledim? İttifak listesi, o zaman bir başka televizyondaydım. İttifak listesi önümüze geldi. Gelmedi. Dediler ki şunlar, şunlar, şunlar aday olacak. Ben o zaman yayında dedim. Bak ittifaktan aday gösterebilirsiniz. Ama gösterdiğiniz isimler CHP'de Atatürkçüleri kovdular, bunlara yer açtılar dedirtmemeli. Bu partinin, bak bu kanalın da, bizim gazetemizin de, başka muhalif kanalların da, CHP'nin de, izleyicisi de, takipçisi de, sahibi de özü itibariyle Atatürkçülerdir. Yaz 3 puan orada hemen. Atatürkçülerdir. Bir 3 puan yazın. Ben ve bunların veriyorum. Ve bunların sınırı vallahi bak, diyorum. Bunların sınırı nedir biliyor musun? Benden. Bunların sınırı benden veriyorum sana. Bunların sınırı yurtseverlik ve laikliktir. Ölçüsü budur. Ve bunlardan bir bölümü kendisini solda konumlar. Bazıları da konumlamaz. Mecbur değildirler. Ama bunun sınırı vatanseverlik ve laikliktir. Tabii ki halkçılıktır aynı zamanda tamamlayıcı unsur olarak. Bu kitleye, bizim izleyicimiz artık bu kitle. Sözcünün okuru da bu kitle. CHP'nin seçmeni de bu kitle. Siz bu kitlenin güvenini sarsmamalı. Efendime söyleyeyim, bu kitlenin pusulasını çevirmemelisiniz. Cumhuriyet Halk Partisi, Tanju Özcan'la da beraber, bundan sonra aday belirlerken de, belediyede, genel seçim, elbette bu şeye doğru, merkeze doğru esnemelidir. Efendim, muhafazakarlara doğru, muhafazakarları içermelidir. Bu Kürt seçmeni içermelidir. Ama bu yörüngenizi şaşırarak olmaz. Bu doğrultunuzu şaşırarak olmaz. Bu öz evlatlarınızla beraber topluma kendinizi açmanızla ve kendinizi yenilemenizle mümkün olur. O nedenle kocama katılıyorum. Tanju Özcan, koca parti, Abdülhatif Şener'i idare etti. Tanju Özcan'ı mı idare edemiyor? Koca parti. Bir cümle söyleyebilir miyim?